e, ee, tergib ü sahibi Hafız Münziri Hazretleri e, bu kitabının ilk babını, faslını ihlastan açtı. Çünkü ihlas niyet gibidir. Yani namaz nasıl niyetsiz olmaz? Evvela niyet etmeye, ya Rabbi Şerif için diyorsun. Yani bunu demek şart değil. Hatta dememek lazım. Dili alıştırmamak lazım. Niyetin yeri kalptir. Kalpten niyet daha muteberdir ve geçerlidir. Zaten kalpte hazır olmayan bir niyet dilden kafi gelmez. E, onun için ihlastan açtı. Yani yaptığın işi Allah için yapmadıktan sonra şimdi ileride namaza teşvik var, oruca var, zekata var, zikre var. Bu dört çift kitap yani hafız müzin hadisleri binden fazla belki. Daha da ne kadar. Sırf bu ciltte bile bu da kaç cilttir mesela. Ama bu her bapta yeni numara açmış. Bazı baskılarda e, sıralı numara takip eden de var. Bin, binlerce belki var. Hadis-i şerif. Tergib-ü teripte. Bu hadis-i şeriflerin hepsinde teşvik var. Tergib, teşvik demek. teripte de korkutmak demek. Ya faziletli amellere teşvik ediyor ya da efendim sıkıntılı işlerden, haramlardan, günahlardan uzak durdurmak için sakın duruyor ve korkutuyor. Ama sen bu faziletli amellerin hangisini yaparsan burada ameli yapman güzel. Fakat niyetinle soruyorlar adama. Görsünler var mı, desinler var mı, beğensinler var mı, para kazanmak var mı, itibar kazanmak var mı yani? Sen bunu niye yapıyorsun? Müftünün kızına mı talipsin? İmamı mı kandıracaksın, kızını alacaksın? Niye hep ön saftasın? Her sabah erkenden niye geliyorsun? Cami erken gelmenin faziletini, hadisini, teşviğini duydun. Ama bunun için mi, Allah için mi, karı için mi, para için mi yani mevzu nedir? Onun için burada en büyük mesele ne? o amelden ziyade onun ruhu olan ihlas ilk bab ve fasıl ihlastan açtı. Ve biz hadis-i şeriflerine devam ediyoruz. Şu anda 15. hadis-i şerifte sıramız yani. Bir, bir, ay geçti derslerimiz belki iki aya gidiyor. Tam, ben tabii günleri saymıyorum. Bu hadis-i şerif çok meşhur. Bukhari'de de var. Müslim'de var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. Nesai'de var. Mütevatir denilen hadislerden. Ömer ibn-i Hattabi radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Kale dedi. Hazreti Ömer tabi ona kadar Hazreti İmam Bukhari ben şundan duydum o şundan duydum. İmam Bukhari arasında üç oluyor, dört oluyor. Oradan sahabeye ulaşıyor İmam Bukhari erken dönem olduğu için. Arada az biz de şimdi 36, 37, 34 gibi şu anda bize gelen ravilerde 30, 30 küsurlara geçti. Bazı senetlerde uzun yaşayanlar olursa belki 32 olur, 33 olur. Ha kısa yaşayanlarda olsa 36-37'yi bulur. Ama 30'lulardayız şu an senetlerde. Ama tarikat silsilemizde öyle Efendi Hazreti, 36 mesela. Çünkü aynı hemen hemen yakın hesaptır onlar. Dönem itibarıyla 1400 senenin bölündüğü zaman ortalaması itibara alınıyor. Ee, burada da İmam Bukhari olduğuna göre onun ravi şeyleri çok yakın oluyor. Üçlen, dörtlen. İmam Bukhari'nin silasiyatı bile var. Yani arada üç raviyle olanlara deniyor o mesela. Ki çok yakındır. Üç ne demek yani? Arada üç kişi Resulullah'a ekleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste tabii arada kaç var? Onun ravilerini bu uzun söylemiyor. Bukhari gibi yapmaz bu. Son raviden alıyor. Hani sadede gelelim meselesi. Millet şu anda ravileri zaten aklına tutamıyor ki. Semi'tu ben işittim Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki sizin anlayacağınız yani. Ben kainatın efendisini işittim diyor kulağımdan. Ya kulu diyordu buyuruyordu diyor. Bir şükbe yok diyor. İnnemel amal ameller ancak bin niyat. Bin niyeti niyete göredir. Müfret olan da var ve vaatim, bir rivatte bin niyat cemisi yani çoğulu niyetler veya niyet. Cins tutuluyor zaten burada. Amellerin kabulü niyetlere göredir. Amel namaz şeklinde olabilir. Oruç şeklinde olabilir. haç şeklinde olabilir. Para veriyorsun zekat sadaka şeklinde olabilir. Bu şekle bakmıyor Mevla. Amellerin muteber oluşu, Allah indinde kabul olup sevabı hak etmesi ancak ve ancak, ha, ancak, innema, ancak. neyledir? Niyetlerledir. Yani şekil namaz ama ruh ne? Niyet ne? Birisi beni namaz kılıyor görsün de sonra adam da sofu dindar adam. Belki o şekilde, aa bu da namazla abdestli, bana güvenir de beni işe alır. Veya ortak olur muyuz? Veya işte ihaleyi bana verir mi? Ameller neye göredir? Ancak ve ancak niyetlere göredir. Bu adamın niyetini Maddi menfaat temini, istismar. Olmadı namaz. Ve innema ancak ve ancak, bak. Liküllim rehin, her kişi için vardır. Ma o şey ki neva niyet etti Herkes ne alır diyor? Yaptığı amelin karşılığını almaz diyor. Ne niyet ettiyse onu alır diye. Yani namaz kılar havaya gider. Çünkü neden? Niyetine adamı kandırmak veya görüntü yapmak. Dünya işi için aracılık yapmak. O zaman niyetini alır. Yani dünya işinden alırsa ya hale alabildiyse onu alır yani. Yoksa da dünyada da hava alır. Ahirette zaten hepten zarar. Azap alır. Çünkü ahirette demezler mi ki Din işini niye dünya için yaptın? Dünya için başka iş yap. Becerikliliğini göster. Hünerini sergile ne. Niye namazla aldatıyorsun milleti? Herkes için ne vardır? Ne niyet ettiyse o vardır. Bak ne amel ettiyse o vardır demiyor. Orayı anlatmak istiyorum. Amelde ne niyet ettiyse o vardır. Femen kânet her kim ki oldu. Hicratü onun hicreti. Yani çıkış çıktı. Yurdunu terk etmek kolay bir iş değil. Muhacirlik. Şimdiki Su Suriyelilerin durumunun zorluğunu görmüyor musun her gün haberlerde? Denizlerde boğuluyorlar. Allah yardım etsin onlara. Her kimin hicreti, çıkışı, muhacirliği... Yani tabii bu hadiste özellikle... Mekke'den çıkış kastediliyor. Çünkü o zaman hicret farz idi. Şimdi farz değil. Yani insan bir yerde bulunuyor, orada da İslam doğru dürüst yaşanmıyor. İslam'ın doğru dürüst yaşandığı pek ülkede yok ama neyse. Hani daha iyi yaşayacağı bir yere mesela gitmesi sünnettir. Hicret sünnettir. Ama farz değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göçünce hicret farz oldu. Yani o dönemde farz oldu. Bir dönemlik söylüyorum. La e Buyurdu ki Mekke fethedildi ya bundan sonra hicret yok. Hicret yok derken muhacir olmayın demek değil. İyi niyetle Allah için adım atarsan cenneti vacip kılarsın. Onu demiyor. Farziyet kalktı. Farz olmuyor da. O zaman namaz gibi farzdı. Mekke'de durup ölse, istediği kadar namaz kılsa, oruç tutsa azapta kalıyordu ebedi. Yani ebedi kalmasa da tabi Müslüman olduğu için en büyük azapta kalıyordu. Ayetler öyle söylüyor. Neden? Büyük bir farzı terk etti. Hicret farzıdı. Şimdi değil hicret. Çünkü Mekke fethinden sonra farziyet kalkmış. Ama yine de tabi bir insan artık cuma kılamıyor, bayramda kılamıyor, namaz da kıldırmıyorlar. Namusuna saldırıyorlar, karını aç açıyorlar, başını falan, bacağını. O zaman durulmaz tabii. O yine farz olur. O ayrı bir şey. Allah vatanımızı, milletimizi bu işlere düşmekten muhafaza eylesin. Bu zora düşmekten. Şimdi hicreti kimedir bir adamın? İllallahı Allah'a'dır. Daha ve Resulü peygamberedir. Yani Allah rızası Mekke'den çıkıyor. Tabii ki e, evini taşıyamıyor. Evinde eşyaları var. Ağır taşıyamıyor. Zaten gizli çıkıyorlardı Mekke'den. Bir tek Hazreti Ömer biliyorsunuz meydan okuyarak çıktı yani. Karısını dul Çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa hadi peşime takılsın bakayım dedi. O Hz. Ömer'dir radıyallahu anh. Sahabenin ekserisi zayıftırlar, iyidiler yani. Vücudu, o zaman köle, azatlı köle, ondan sonra fakir, e, devesi yok, kuvvetli atı yok. Yani yolculuk meselesi bu. Gavurlar düşüyor peçine, oklarla tarıyorlar seni yani. Onun için e, Hz. Ömer'in dışındakilerin ekseriyeti, efendim sallallahu aleyhi ve sellem bile gece çıktı, gizli çıktı yani. Bunu da düşünürseniz hemen hemen hepsi gizli çıktı. Şimdi bunlar ne niyetle çıktı bunlar gizli gizli kaçtılar? Gizli kaçınca tabii e, daha zor. Çünkü neden? Eşyayı da çok eşya da alamıyorsun yanına. Malın mülkün hep kalıyor. Zaten arsa gibi şey gibi varsa onlar hepten kalıyor. Zaten onun adı taşınmaz yani. Gayrimenkulün adı taşınmaz. E onu taşıyamıyorsun. Gerine kaldı birkaç parça bir şey. O da senin merkebinin yettiği kadar. O kadar uzun yol Mekke Medine arası kaç günde gidiliyor? O nasıl taşıyacak o çölde? Fazla eşya. Onu da helak eder. Bu adam bu zorluğa niye katlandı? Bu sahabe, muhacirler bu zorluğu niye çekti? Şimdi buyuruyor ki eğer niyeti ben Allah'a yani Allah'a hicret etmek, Allah'a kaçmak, Allah'a firar, Allah'a gidiş Celle Celaluhu. Bunları nasıl anlamalıyız? Onun dinine onun dininin kolayca yaşanacağı beldelere demektir. Çünkü allah Teala bir yerde değil ki aşağı gidelim ona. Ama Mekke'de İslam yaşanmaz hale geldi. Ambargo var. Şimdi Medine'ye gitmek Allah'a gitmek oluyor. Niçin? E orada İslam'ı rahat yaşayacak. Oranın halkı İslam'ı kabul etti. Onları davet ettiler çünkü. Daha var da Resulü peygamberine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten önceden gönderdi bir kısmını. Çoğunu da gönderdi. Kendisi hemen hemen en sonlara yakındır. Hicreti. Önden gönderdi yani. E bir adam onun için çıkarken ne niyetle çıkıyor? Allah Resulullah bana emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi, bizi buna teşvik etti. Efendim ben onun için onun şefaatine ermek, onun dinini onunla beraber rahatça yaşamak için gidiyorum diyor. Niyeti bu. Fe <laughs> bu adamın hicreti kime sayılır? Allah'ı, Allah'a sayılır. Daha ve Resulü'ye, Resulüne sayılır. Yarın ahirette allah Teala ona buyuracak ki sen benim muhacirimsin. Sen yemek için, içmek için, hurma için, zeytin için gelmedin. Sen benim için, rızam için Medine'ye geldin. Sen benim muhacirimsin. Yani bana izzet etti sen. Benim rızama kaçtın. Ve Resulünün muhaciri olur. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda malını, canını tehlikeye atmış, feda etmiş, vatanından ayrı kalmış. Bu zor bir iş, çok zor. Vatansızlık ve men kânet ama her kimin olduysa hicratu çıkışı gidişi nereye ila dünya bir dünya ki yusayı bu isabet edecek ne ha ona yani dünya malından bir şey bulabilirim mi acaba Medine'de bu arada yani ortalık zaten karışık ben o arada bir iş kotarabilir miyim oradan bir şey artık ortada dolu ticaret var tabi Medine dünyalık bulmak için gidiyor ya Medine'ye şimdi de gitse bir adam ticaret yapma haram değil hoş. Onu söylemiyor ama niyet ne? Sen şimdi muhacir olma vasfı Kur'an-ı Kerim'de met ediyor. Ve sâbikûne levvelûne minel vel ansar. Muhacirlerden ansardan ilk önce e, efendim hicrete gidenler, Allah'ın dinine yardıma gelenler. razı anh ve radıyallahu anh. Allah onlardan razı ol. Onlar Allah'ın sevabından razı. Yani çok önemli mükafatlar. Rıza makamı var burada. Sen şimdi muhacir oluyorsun ama görüntüde oluyorsun. Niyetin neyse Allah ininde onu görüyorsun. Çünkü sen gittin Medine ticaret ticaret haram mı canım? Ya biz sana haram mı dedik şimdi? Helal bir şey alıp satıyorsan helaldir tabii ki. Ama sen muhacirlerden olma vasfını ve Allah'ın rızasını kazanma makamını elde edemiyorsun. Çünkü Meşru bir işe gittin. El aldır. Tamam. Günah girmiyorsun. Belki çoluk çocuğuna nafaka kazanıyorsun. Falan. O da sevap tadır ayrı bir şey. Ama muacir misin değil misin şimdi? E sen Allah için vatanın her şeyini feda etseydin muacir olurdu. Burada sen dünyalık bulurum diye geldin. Evin muratın yahut bir kadına hicret etti ki yenge o nikah yapacak ha o kadınla. oldu bu adamın hicreti nereye sayılır? İlâ o şey ki hacera icret ettiği ile, ona. Kadına icret ettiyse onun muacir olur. Dünya Allah'a hesap et, icret ettiyse dünyanın muacir olur. Ama Allah'ın dinini yaşamak için başka hiçbir niyet taşımadan gittiyse Allah ve Resulü'nün muacir olur. Onun için Mekke'den icret başladıktan sonra tabii hele ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettikten sonra Mekke'de pek Müslüman kalmadı ancak kendini gizleyen birkaç kişiler kalmıştı. Güçsüzler, zayıflar da vardı. Tabii gelemiyor yol şey yok. Hali yok. Yaşta sedye ile bile çıkanlar olduğu yolda öldüler. Onlar da ayrı kıssaları var. Efendim. Dediler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep derlerdi. Falan kadın da muhacir gelmiş. Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. De, kimin yanına inmiş yani? Gelince bir yere muacirler, bu tanıdıklarından birinin yanına gelir. Rastgele kapıyı çalmaz ki. Göçmenler hani geliyorlar burada eski akrabalarından uzak yakın onu tanıdığını arıyor. Dediler falan katının yanına gelmiş. Buyurdu Sübhanallah. Cins cins yemeyle de. Ruhlar ordular gibidir. Tanışanlar kaynaşır. Yani o ona tam uygun. Artık çok mu konuşuyor? Şaka şama tamı yapıyor işte. Niyeti neyse Herkes geliyor mıknatıs demiri çektiği gibi o arkadaşını buluyor. Bir adam için dediler felanca da hicret etmiş. Ya sahabe-i dediler hiç de ummazdık. Yani bu adam fedakarlık edecek Allah için, din için, vatanından çıkacak, mallı mülkünü bırakacak. Hiç de beklemezdik. Yanılmışız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki belki de yanılmamışsınız. Neden? E çünkü bu adam niye icret etti? Bir sorarsınız ona. Sonra sordular. Dedi ki ya ben bir kadına aşık idim. O kadın da Medine'ye icret edince ben nasıl durayım? Mekke bana dar geldi. Ben dayanamadım. Her şeyi feda ettim. Geldim o kadına kavuşayım diye. Şimdi herkese dediler bu, bunlar Allah ve Resulü muhaciridir. Bu adama da sahabe-i kiram derdiler ki Ümmü Kays denen kadının künyesi yani. Ümmü Kays'in muhaciri. E şimdi Koca Hazreti Sıddıklar, Hazreti Faruklar yani Allah için, din için, Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem her şey feda etmişler. Allah ve Resulü muhacirleri var iken bir de e, Ümmü Kays denen kadının muhaciri ne kadar düşük kalıyor, ne kadar basit kalıyor değil mi? Onun için niyetler çok önemlidir. Amel ve hareket aynı, yorgunluk aynı, Mekke Medine arası aynı, açlık susuzluk çekilen zahmet aynı. Mekke'de bırakılan mal mülk akar aynı. Amelde hiç fark yok. Ama niyet ne yaptı? Onu Allah Resulü'nün muaciri yaptı. Hazreti Kur'an'daki rıza makamına müjdeye dahil ve nail etti. Bu adam da aynı zahmetleri aynı şeylerden geçtiyse de bunun muacirlikten hiç uzaktan yakın alakası olmadı. Ve bu adam bir kadının muaciri olarak tarihe geçti. Şimdi biz buradan ders alacağız. Namaz niye kılıyoruz? Oruç niye tutuyoruz? Zekat niye veriyoruz? Camiye niye gidiyoruz? Sohbete niye gidiyoruz? Müslümanlarla niye kaynaşıyoruz? Toplantılar, dernekte falan niye buluşuyoruz? Vakıflara gidiyor muyuz? İslam'a, Müslüman'a hizmet için ne niyetle gidiyoruz ama? Para aşırı mı, gidiyoruz? İstismara mı gidiyoruz? Değil mi? Kurban paralarını toplayıp da 300 toplayıp 150'ye kesip 150'yi cebe indirmeye mi gidiyoruz? Yani bunlar var yani. Böyle şeyler var hizmet diye ne hizmetler oldu memlekette yani. Milletin paraları, pulları karılara, kızlara gitti. Kötü yollara harcandı yani. Millet cekat diye, sadaka diye verdi ya. Ne kadar iyi niyetle verenler var. Ama ameller niyetlere göre işte. Adamlar ne niyetle dernek kurmuş, ne niyetle vakıf kurmuş, ne niyetle teşkilat kurmuş bilmiyorsun yani. Mevla biliyor her şeyi. Görüntüye bakma sen. Niyet muteber. Ve ana Ayşe'te radıyallahu teala anha. Ayşe annemiz ne edilen hadis-i şerifte. Kalet dedi. Kale buyurdu kim? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Kainatın efendisi buyurdu diyor. Ayşe anamız ben duydum diyor. Onun zaten hafızası çok kuvvetliydi. Yağzu kazaya çıkacak. Yani harp edecek. Ceyşun bir ordu. Nereye? Nereyle savaşa gidiyor? el Kabe'te Kabe Kâbe ile. Kabe'yi işgal Süfyani e, Hazreti Hz. Mehdi tam çıktığını Mekke'de biat aldığını duyduğu anda Medine'den adamlar toplayacak. Medine'de de münafık var tabi. Münafık zaten Medine'de çıktı münafıklık zaten. Medine'de ve el Medine var adı nifak. Medine elinden ustalıklı münafıklar var diyor Kur'an'da. Şimdi Medine'den bir ordu toplayacak ama on binler. Tabi Şam'dan da gönderiyor. Esas Şam'dan gönderiyor. Ordunun yoğunluğu Şam'dan çıkıyor, geliyor. Medine üzerine. Medine'de bir arama yapabiliyorlar. Hazreti Mehdi çünkü Medine doğumludur. Medine'de doğacak yani. Doğumu Medine olduğu için. Medine'de bir üzerine araştırma yapacaklar. Medine'den Mekke'ye geçtiğini duyacak tabii. O zamanki imkanlar teknoloji böyle değil. Yani yine teknoloji şeye dönecek. Eski sisteme dönecek. Yine bile olsa sen bir dakikada bir saniyede gidemezsin ki. Mekke'den Medine'ye kaç saatte gidiyorsun uçakla bile? İndisi bindisi. Bunlar tabi koca ordu Medine'den hareket edecekler. Dertleri ne? Kabe'yi yıkmak, Kabe'yi işgal etmek ve Kabe'de Hazreti Mehdi'nin de biat aldığını duydukları için, Hazreti Mehdi'nin de orası faaliyet alanı olduğu için Hazreti Mehdi'yi de orada yok etmek. Hesap bu. Bunlar Kabe'ye karşı harbe gidecekler. Feyza <laughs> kanu ne zaman ki olacaklar oldukları zaman bir beydae boş bir fezada minel arz yani Mekke Medine arasında boş arazi şimdi de dolu o zaman da demek her taraf mamur olamaz ki çöllük. Boş bir araziye gelecekler. Ya şeyde sindiği de şimdi gördüm diyor ki Zülhuleyfe'dir. Tabii Zülhuleyfe Medine'den çok çıkmıyorsun. Biraz gidiyorsun. Medine'nin mikatıdır. Yani Medine'den umreye veya hacca ihrama niyet edenler Zülhüleyfe'den ileri ihramsız gidemezler. Mutlaka Zülhüleyfe'den niyet ederler. Giderlerse ceza kurban gerekir. Zülhüleyfe mikattır. Medine'den gidenler için mikattır. Şimdi orada güzel bir cami de yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de namaz kıldığı yerdir. İhrama girdiği yerdir. Ve Hazreti Cibril'in e, mübarek vadidir buyurduğu yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip çok mübarek bir yer hakikaten. Çok feyizli bir yer böyle boş bir arazi. Cami de yapıldı ama büyük bir cami yapıldı şimdi oraya. İşte tam oraya gelecek bu ordu. Kıyamete yakın oluyor bu yani. Olacağı söylüyor. Allah bildirince bilir. Rasuller bilir diyor Mevla. İlla meniz tazamir Rasul. Seçtiğim, sevdiğim, razı olduğum Rasullere kaybımı bildiririm. Bunlar kayba girer şimdi. Efendimiz nereden bildi? E cin suresi bildiririm diyor. Bildirdi. Bunlar nereye gelecekler? Beydaya yani boş bir araziye. Minel arzı küre arzdan boş bir arazi. Yani Zülüleyfe. Belli işte 20-30 kilometreden belki var. Ancaktır yani. Çok da öyle 50'den fazla da değil. O arada bir yer. Medine ye yakın. Biz bir, birkaç sene gittik oradan. ihrama girdik. Yuhsefu bi evvelin ve ahirin. Toprak bunları bir yutacak. Bir anda şimdi ordu on binlerce bir önü var bir gerisi var önü, başı, ortası, sonu bir anda, hepsi bir anda. Öyle hani celceroğlu da bir taraf yıkılır, bir taraf kalır, bir taraf sonra yıkılır değil. Hepsi küt aşağı batırılacak. Yoksa bu batırılır. Bir evveliyim, öncekileri ve ahirim sonrakileri. Hepsi bir anda. Bunu da okursanız Hazreti Mehdi gelecek kitabını anlarsınız yani. Orada çok güzel var. Çobanın biri bu işi seyrediyor yukarıdan. Mehtaplı bir gece falan görüyor onları. Gece olduğu anlaşılıyor oradan. Başka hadisler ve rivayetleri de cem etmişim orada yani. Onları da okursanız tafsilat görürsünüz. Allah Allah. Adam şöyle bakıyor falan. Vay Mekke'nin haline. Mekke mi kalır ya? Bu ordu ne yapar Mekke'yi diyor. Yani Mehdi belki o çoban duymuş duymamış onu bilmiyorum. Ama tabii Kabe'ye gittiklerini biliyor. Ve vah diyor bunlar kesecekler, katliam var diye şey diyor da Tabii onun onları durduracak gücü de yok. Ne niyeti de var o da bilmiyorum. Orada bakıyor böyle yani ordu gidiyor kara bulut gibi tabii. mehtaplı gecede. Sonra ya sağına ya soluna böyle biraz bakıyor. Koyunları moyunları var. Çoban ya. Böyle bakıyor falan ama birkaç saniye ha şöyle benim yapmam gibi. Sonra bir dönüyor buraya bakıyor. Vadide bir kişi yok. Allah. Bir daha böyle yapıyor. Bir daha böyle. Biraz böyle. Bir daha bakın. Yok. Lan bunlar on binler. On binler hareketini düşün. Ordu. Vadili de zaten önü başı açık. Vadi böyle dümdüz gidiyor. Bu vadinin e, yani hemen daha gelmedi ki dağın arkasına geçsinler. Yolları çok vardı daha. Bunlar nerede yürüyor? Yürüme gidiyorlar. Yürüme gidiyorlar. Böyle döndü. Bir de böyle döndü. Kimse yok. Hepsi batırılacak. Allah Kabe'yi yıktırır mı bunlara? Hz. Mehdi'nin işi var. Dünyayı İslam'a hakim edecek. Hazreti Mehdi'yi o çulsuzlara mı kaptırır Mevla? Şimdi ne alakası var? İhlastan bahsediyoruz diyorsun bu bapta. Mevzu nereden alakadar ediyor? Galet. Ayşe anamız diyor ki kuntü ben dedim. Yani hadisi duydum hemen soru sordum diyor. Sormak da iyi bir şey yani ilim geliyor. Bak o soruyu sormasa bu ilim alamayacaktı. Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi! keyfe yukse bu nasıl batırıldı ya? Bir evveliyim, öncekileri ve ahiriyim, sonrakileri. Ve fiyim, halbuki onlar içinde var. Esvakum, çarşı pazar işleri yapanlar var. Yani şimdi köprüden arabalar sıkışınca simitçiler geliyor. Sucular geliyor, muzcular geliyor. E sen şimdi e, oradaki gelenler Köprüyü yıkmaya gidiyorlar veyahut da karşıda bir yeri patlatacaklar. 5-10-20 araba gidiyor. O arada bunlar geçerken sucu, simitçi, muzcu hepsi birden küt aşağı. Şimdi aşağı diyor ki, bu on binlerce insana satış yapmak için, iş yapmak için, köylüden, kasabalıdan, Mekke-Medine arası yani, çıktı yola bunların hepsi Kabe'yi yıkmaya gitmiyordu ki. İçinde ne var? Esvak var. Yani çarşı pazar işleri yapan, alıp satmak için kötü bir niyetleri yok. Kabe ile de işleri yok. Hani onlarla alışveriş yapsın, onlar bir şey satar onlara diye orada duranlar da var. Bunlar da mı battı yani? men, aralarında öleleri var ki neyse olmadı. Minimum onlardan. Yani hiç onlarla e, alakası olmayan insanlar var. Kalabalığın içinde. Efendim, belki esir aldıkları var, belki rehin aldıkları var, beraber götürdükleri var. Şimdi bazıları zorla gönderiliyor yani bir olayın üstüne. Canlı bomba yapılıyor falan bakıyorsun adam, bırakın beni yalvarıyor ama bağlamışlar her tarafına şeyle, pimini uzaktan çekiyorlar adamın. Yani şimdi bu adam, yani Allah'ın azabına müstahak olmamalı yani. Çünkü niyeti bunun kötü değil. Ama orada ya zoraki, ya ticari... Ya orada köylerinden önlerinden geçerken ne var ne yok ya bunu nereye gidiyorsunuz ya? Yani orada koca ordu gidiyor bir yerlerden geçiliyor yollarda gören var. Bunların hepsi battı. Buyuruyor hepsi battı. Nasıl oldu bu iş? Yani ne sebeple oldu bu adamdan günah neydi? Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Yuhsefu ey Ayşe batırılacaktır. Bir evveliyim hem öncekileri yani önde gidenleri ve hem sonra kalanlar. Hepsi bir anda batırılıyor. Ama bunların için günahsız varsa, kötü niyeti olmayan varsa, varsa var. Bu bir toptan pazardır. Depremde de oluyor, selde de oluyor, yelde de oluyor. Burada afet, bela, musibet çattı diye adamın kafasına hepsi günahkar değil ki. Bunların içine yaş kuru yanma meselesi var. Ama bu iş neye göredir yine? Sümme sonra yub'asûne. Mahşere kaldırılacaklar, diriltilecekler kabirlerinden. Neye göre? Ala niyâtihim. Niyetleri neydi ise ona göre kaldırılacaklar. Yani aynı toptan pazara girdiler ama Kabe'yi yıkmak niyetiyle giden sipsiyah cehenneme cümera zift karası gibi kaldırılacak. Mahşere doğru cehenneme gönderilecek. Su satayım diye gariban kim bunlar, ne şey, nereye giderler bilme, bilgisi de yok. Rastladı. O kötü niyeti yok. Onun, onun günahı yok. Onu Allah Teala cehennem için diriltmeyecek yani. Amel'e göre Muhammed eder ona ama buradan azap etmez ona. Kabe'ye yıkma gidenlere e, le beraber battı diye onlarla aynı azabı görmez. Neden? Niyeti neydi ona bakar. Demek ki bir insan bir ortamda olsa, bir toplumda bulunsa, bir topluluk arasında bulunsa, oraya toptan bir azap ve bela gelse hani şimdi Noel kutlama meselesini anlatıyoruz ya her sene anlattığım bir ders var. Ruhul Beyan tefsirinden Efendi Hazretlerimizin çok anlattığı. Yani İsa Aleyhisselam havarileriyle geliyor. Bir memleket halkını görüyor. Herkes olduğu yerde düşmüş. Kasap dükkanı, manav yani pazarcı, tarlacı, tarlasında... Herkes aynı anda ölmüş. Ya bunlara toptan bir afet gelmiş. Bela ki. Birbirini gömememişler. Tek tek gelseydi birbirini gömerlerdi diyor İsa Aleyhisselam. Havariler de merak ediyor. Sen Allah'ın peygamberisin. Bunların başına ne gelmiş? Neden sebep gelmiş? Bir sormaz mısın? O da Mevla'ya müracaat ediyor. Mevla buyuruyor ki, Git şimdi hava kararsın. Akşam gel, sen onlara seslen. Ruhlar orada, hepsi sokakta cesetler. Hiç hayatta adam yok. Sen onlara söz seslen. Ee, cevap verecekler. Zaten İsa Aleyhisselam ölüleri diriltme mucizesi de var tabii. Gece geliyor. Ya ahlel kariyeti. Ey memleket ailesi diyor. Lebbeyk ya ruhallah. Bir tane ses cevap geliyor. Görünen bir şey yok. Ama orada yatanlardan birinin ruhu cevap veriyor. Yani dirilmiş de olabilir cevap verirken. Çünkü İsa Aleyhisselam'da o mucize var biliyorsunuz. Ey Allah'ın e, peygamberi. Buyur diyor. Mabalüküm diyor. Başınıza ne geldi soruyorum diyor. O da diyor. Bitna fil afiyeti ve asbahna fil hafiyeti. Gece afiyetle akşamladık, yedik içtik, oynadık. Sabaha kendimizi cehennemde bulduk. Gece yarısı helak olduk. Günahınız neydi diyor? Dünyaya meylettik diyor. O kadar dünyayı sevdik ki diyor. Çocuk anasını öyle sevmez diyor. Anasından kötülük görür yine anam anam diye ağlar. Dünya ona ne ederse etsin yine ahirete sığınmaz yine dünyayı bırakmazdık diyor. Hep dünya diyor. Tabi bu günahlar var demektir. Haramla çünkü dünyayı çok sevenin bütün hataların başı olduğuna göre. Hı bu dünya rasulü hatıya. Bütün hataların temelinde dünya sevgisi yatar. Hadis-i şerifine göre. Demek ki alem yapıldı. içki kumar, zinasız olmaz alemler. Tabii ki gece alemi yapılmış ve o gece de batırılmışlar. İsa Aleyhisselam diyor ki sen hiç kimse cevap vermiyor. Bir tek sen niye cevap veriyorsun? O da diyor ki ben bunlardan değildim. Dün gece aralarında rastladım diyor. Ama onlara vuran bela bana da vurdu. Fakat onların ağzına ateşten gem vuruldu, hiçbiri konuşamazlar diyor. Ben bunlardan olmadığımdan esas itibariyle bu iş için gelmediğimden benim ağzım çocuk bırakıldı. Yani ben konuşabiliyorum diyor. Şimdi diyor bunlar cehennem çukurunun dibindeler. Ben de cehennemdeyim ama Tabi ruhlar biliyorsun berzak aleminde kabirden evvel bir de berzak aleminin de azabı var. Azaptayım ama diyor şeye yakın duruyorum diyor. Çıkma potayı düşün demirden pot demirlerin eritildiği potalar var ya onun bir dibi var bir de üstte yakını var. Ben diyor orada diyor çengelle asılmış vaziyette çukurun ağzında duruyorum. Bilmiyorum yukarı mı çekecekler içeri mi atacak. Ben de durumu bilmiyorum. Yani ne demektir? Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Fetemesekümünler ateş dokunur size. Noel e hazırlanmayın. Mevlid'e hazırlanın yarın. Sizin peygamberiniz mi yok sallallahu aleyhi ve sellem? Biz peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. İslam üzere. Onlar kutlamak diye adını anıyorlar. Allah'ın oğludur diye. Şirk koşuyorlar. Bir de bütün haramlar işliyorlar. Dinleri diye bir şey yok zaten. Onlara nasıl uyarsın onlarla bir olursun? Bak ne olur aynı muameleyi görürsün. Batırılır hepsi diyor. Sonra niyetlerine göre diriltilirler diyor. E sen niyetin neydi? İşte ben Noel'i kutlamak değildi. Onun için tamam gavur olmazsın. Niyetin o değilse gavur olmazsın ama iyi bir günahkar olursun tabii yine. Onlara iştirak etmekten dolayı. Bunun için ben onlardan değildim demek de adamı kurtarmaz. Orada da sıkıntı var yani. İnsan gireceği ortamlara, meclislere, işte sofrada içki var mı? Ortada karı kız alem var mı? haram günah var mı, faiz fuhuş var mı, gıybet dedikodu var mı falan bunları biraz hesap edecek yani. Buraya birden bir bela gelir, küt aşağı. Hele bir otelde kalıyorsun, hangi odada neler var yani. Zor bu otel işleri yani. Korkuyor insan memlekette. Her yer öyle zaten şimdi. Tabii niyetlerine göre diriltirirler. Bura insanı kurtarıyor biraz. Niyetin günah değildi, fıskı fücur değildi, ticarete gelmiştin. Ne yapacaksın? Sokakta mı, çadırda mı yatacaksın? O bir yerden ya mümkün mertebe fuhuştur, kumardır. Böyle bilinen yerlerden uzak durmak lazım. Bilinen yerlerden. E bilinmedik normal ötede. E ne yapacağım, kalacağım daha. Yani orada azap gelirse toptan gelir. Sonra niyetlerine göre diriltilirler. Ey Ayşe diyor. Yani ne demek istiyor? Burada dünyada zahiri bir azap gibi görünse de eceliyle ölüm sayılır onun hakkında. Niyeti kötü değilse. Eceli geldi. O da onlardan eceli geldi olur. Öbürlerine azap olur. Bunun da eceli geldi olur. Çünkü neden? Diriltilirken Mevla siz Kabe'yi yıkmak gidiyordunuz hepiniz cehenneme diye toptan muamele yapmaz diyor. Çünkü neden? Sucu muydu? Simitçi miydi? Bu niye geldi buraya? Rastladı buraya? Niyetlere bakar diyor yani. Anladın mı? Yine iş işte döndü nereye? İhlas ve niyet. Niyetin neyse amelin ona göre muhtemel. Bundan dolayıdır ki her işte niyetimizi Ve edelim. Hanif Uray Radıyallahu Teala Anhu ale قال Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Ebu Uraye Hazretleri rivayet ediyor ki kainatın efendisi buyurdular Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. İnne ma yub'asun nasu ancak ve ancak yub'asu diriltilecektir. Kim en nasu bütün insanlar ne üzerine ala niyyatihim niyetleri üzerine. Geçen derste hangi hadis-i şerifi buyurmuştu? Medine'den işte ta Şam'dan Süfyani ordu çıkarttı. Hazreti Mehdi'yi e, helak etmek için on binlerce ordu işte Medine'den aradılar. Bulamayınca Mekke'ye doğru üzerine harekete geçtiler. E, beyda yani bir boş sahrada Zülhüleyfe denen yerde e, Allah Teala hepsini birden batırdı. Sahabe-i kiram ne sordular? E ya Resulallah, orada yoldan geçen olur, orada köyden yolda olan olur. Hepsi battıysa bunlar e, günah olmayan da var. Niyeti kötü olmayan da var. Ne buyurdu? Hepsi bir batacak. Kader öyledir. Yazı öyledir. Mevla bana böyle bildirmiştir. Ama o kötü niyette Hazreti Mehdi'yi helak etme niyetinde olmayana hoş dokunmayacak. Mahşere diriltilirken o kötülerle bir haş olmayacak. Çünkü dedi niyeti o değildi. Başka niyetle orada rastlamıştı. İnsanlar neye göre diriltilir? Niyetlerine göre diriltilir. Bakın şimdi bir deprem oluyor. Bir otel yıkılıyor. Bu otelde kadın erkek zinada olan var. Zinadayken de çöküntü altında kalan da var. Göçük altında kalmış. Bazılarını birbirine yapışık ayıramayacak şekilde yapışık böyle toz gibi bir e ezilmişler. E şimdi bu otelde garson var. Bu garsonun derdi zina etmek değildi. Zina etsinler diye millete e, efendim ortam hazırlamak değildi. Ekmek parası derdindeydi. Anası muhtaç, anasına bakacak, babası yatalak veya neyse. Çoluk çocuğuna bir ekmek parası. Orada adam efendim e, içkiyle alakası yok, kumarla alakası yok. O ekmek kesiyor, peynir doğuruyor falan. E, bir helal para derdindeydi. Çünkü otelde iç, içki satılmayan otel adam o kafasını kapatıyor. İçeride kim ne yapıyor adam ne bilecek yani. Şimdi bu otel battı bu da diyelim öldü. E şimdi bu adam zinadenle niye aşır olsun? İnsanlar niyetlerine göre diriltilecekler. Buraya çok iyi anlamak lazım. Bir ortamda bulunulabilir ki toptan bir felaket gelir. Yerler, seller, tabi afetler, doğal felaketler, tsunamiler vesaire vesaire. E şimdi sen, Maldiv Adaları diye bir şey var. Efendim oralarda evler denizin üstünde evler var diyorlar. Efendim, denizi çok güzel şudur budur. E helaldir. Hatta oradaki millet de Müslümanmış bir tür şey. Halk da hepsi Müslüman. O da sonradan duydum şaşırdım. Ben Budist Budist zannediyordum. Ve orası hep Müslümanmış halk. Falan. E şimdi sen içkiyle alakan olmayabiliyor. Zaten denizin ortasına efendim bambudan mı bambudan mı bir ev yapmışlar. E sen içki istemiyorsun, kumar oraya oynamıyorsun, zina etmiyorsun, hanımından gitmişsin, nikahlı eşindir veya balayına gitmişsin. Neyse yani Allah bunları haram etmemiş ki. Sen burada zina ile bir kız alıp da gidip de zinaya gitmediysen, eşinle gittiysen, helal parayla gittiysen, çalıp çırpıp gasp etmediysen, şimdi bak, e, yediğin içtiğin de helalsa, bunu şimdi ben sana haram diyemem ki yani niye gittin yazlığa, Niye gittin tatile, balayına? Bunlar haram şeyler değil yani Müslümanları da böyle korkutmayalım. Bunlar helal şey. Ama şimdi bir de Tusun'a mı gel? Orada çok oluyor. Bir kere yakalandılar. Bizim Türkler de vardı. E şimdi Tusun'a geldi? Yandaki şeyde öbür e, efendim kulübede veya öbür var orada belki yüzlerce. Orada adam başka kar karısı değil. Zina yapıyormuş. Veyahut öbüründe şampanya patlatmış falan. Ya senin ne ara buna müstakil bir yer. Sen gitmişsin. Gittiğin noktada helal parayla, helal bir surette, helal eşinle tatil ediyorsun. Orada toptan bir felaket geldiği zaman zina e, zinada olan da olabilir, karısıyla olmayan da olabilir, içki içen de olabilir. Tamam. Böyle bir plaj gibi herkesin birbirini gördüğü müstakil olmayan bikinili bikinili çıplak avret yerleri açık plajda bulunmak bu günahtır. Çünkü orada gözün görüyor avret yerini görmek günahtır. Onu kastetmiyorum. Ama müstakil bölmeler var, yerler var. Müstakil. Kimse kimseyi görmüyor, avretini görmüyor. Görüşmüyor. Kendi odası müstakil. Girdiği su müstakil. Böyle şey oteller böyle yerler çok var. Ama yine de içkili otele gitmemek lazım. Otelde içki varsa. Otelde var. Benim odamda yok, benim masamda yok. Yani senin masanda yoksa direkt senin yediğini haram diyemiyoruz masanda yok diye ama yan masada olması da seni bulaştırıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve lakin ne anlatmaya çalıştık şimdi? Bir şehirde bulunursun, o şehire tsunami gelir, o şehirde kötü yolda olanlar da var, iyi yolda olanlar da var. E sen hep beraber ölürsün ama kalkarken niyetlerine göre diriltilir diyor. O oraya ne niyetle gitti, ne niyetle duruyordu? Hı? Mevla herkesi efendim bir azapla kaderdir. Bir e, 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 ecel sebebi bir olabilir. Aynı ecel sebebiyle binlerce kişi ölür. Tek sebep. Yanarda patlar. Alttaki köyleri, şehirleri katar birbirine. Orada iyi yolda var, kötü yolda var. Bu insanlar hepsi aynı anda öldü. Ha bunlar Allah'ın belasına çarpıldı. Allah'ın gazabı coştu, taştı. Yanardağ bunların kafasına patladı. Allah hepsi cehennemlik diyemezsin. Çünkü neden? Bunun içinde iyi niyetli insan olabilir. Sen onun için kimse hakkında cennetlik, cehennemlik diye yorum yapma bence. Son nefesini bilmiyorsun, iman nasip oldun bilmiyorsun, tövbe nasip olmuş belki bilmiyorsun. İnsan bu. Bir dakika evvel ölümünden belki de Allah'a yönelmiştir. Belki Mevla tevezi kabul etmiştir. Sen şu şöyle bu böyle diye şahıslar hakkında özellikle isim vererek falan kesinlikle karar verme. Ayet yok, hadis yok adamın hakkında. Sen nasıl karar veriyorsun? Ha bir de bu da niyetler. Bu niyetler çok ilginç bir şeyler. insanın niyetine e, vakıf olunamıyor yani. Bazı kere güzel amelde görüyorsun, niyeti bozukmuş. Ba Bakıyorsun yanlış yunluş işlerde veya adamların yanında ama adamın orada niyeti salihmiş veya başka bir iyi niyet de orada bulunuyormuş. Belki bir zararı def için. Belki o ortamda bulunup bir Müslümanı uyandırmak. Hani devlet casusları da var ya böyle mesela Osman zamanında da. Kiliseye de gidiyor, papazın yanına da gidiyor. Niyeti nedir? Belki orada ölse, kilise efendim e, depremle yıkılsa eyvah hepsi gavur bunların i̇şte diyorsun ama niyetine göre diriltiliyor. Çünkü Şem'on meselesi var biliyorsun. İki havari gönderdi İsa Aleyhisselam. Onlar hapsedilince Antakya'da onları kurtarmak için üçüncü Şem'un'u gönderdi. O da krala yaklaşıp onları hapisten kurtarmak için evvela kralın dini üzere gözüktü gözüktü. Görüntüye aldanmayacaksın. Niyeti nedir? Bazı böyle işler var. Sen şimdi vatanını, devletini, milletini muhafaza etmek için Vatikan'ın ne planı var acaba Türkiye'yi bölmek için? Misyonerlerin ne faaliyetleri var acaba Müslümanları gavur etmek için? burada bir ajan soktuğun zaman bu ajan tabii ki zünler bağlayacak. Bu ajan, ajan sakallar sarıklar oraya adamı sokarlar mı yani? O zaman e, oradaki ajan İslam'ın Müslümanların menfaati için orada o sıkıntıya katlanıp da istihbari bilgiler toplayıp da vatanı milleti böldürmemek, işte Müslümanlara zarar gördürmemek için bunların ne planı var onu iptal için karşı tedbir alınacak kurumlara bunları bildirme mesela. E amaç adam kilisede deprem oldu gitti Vatikan'da olsa o da öldü. E sen şimdi yani bu adam cehennemlik falan böyle konuşma sen. Niye konuşma? İnsanlar niyetleri üzere diriltilecekler. Osmanlı da böyle papaz kılığında kıyafetle casuslar soktu Avrupa'daki kiliselere. Osmanlı zamanında da var bu. Burada niyet önemli. Sen burada para kazanmak için bir karıya aşık olduğunu onu elde etmek için mi yapıyorsun bu işi? Yoksa Allah için, din için, vatan için, ne namus için, neyse. Hangi hizmet için bu oraya girdin? Allah niyete bakar. Evet, Anenes İbni Malik'in Enes İbni Malik radıyallahu teala büyük sahabi Ebu Reyre'den sonra radıyallahu teala yani en çok hadis rivat eden 3-4 kişiden biri. Hazreti Cabir gibi, Abdullah bin Ömer gibi 3-4 rabiden biri. 10 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde kalması hasebiyle çok hadis duydu. Gale dedi ki o, Raca'na biz döndük. Nereden min gazveti Tebuk'e? Tebuk muharebesinden. Tebuk, e, yani Medine-i Münevvere'ye bin kilometre, bizim Türkiye tarafına yakın, bin kilometre e, kadar mesafe çok da zor bir muharebeydi. Hurmaların tam e, olgunlaşma dönemi, yani çok sıcak oluyor, sıcakta pişiyor ya, hurma olgunlaşıyor, ballanıyor yani. O hurmaların en e, sıcakta ballandığı döneme rastlamış, bu şu demektir... Yani yollarda sıcaklık 50 derece 60 derecelere ulaşır. Çöllerden gidecekler. Oralar orman ağaç altında serin gitmiyor ki. E bunu düşündüğün zaman bir de iş zamanı. Şu hurmalar ballandı ne demek? Hasat. E bu sefer ne oluyor sen bin kilometre yola kaç ay git kaç ay gel mevsim geçecek yani. Ya hurma ağaçta kalacak devşirilemeyecek yani. Bu da ekonomik zarar. Bir de mevsimin çok sıcak olması vücuda zarar, efendim insanı sıkıntıya sokacak bir şey. Onun için Tebuk Muharebesi'ne Kur'an-ı Kerim fî saatil usrati der. Güçlük ve zorluk vakti. Dönemi yani. Güçlük dönemi. Ondan daha zor bir muharebe olmamış. Gerçi muharebe de edilmedi. Yani kafirlere bir göz daha vermek, Rumlara, Bizans'a bir göz daha vermek, i̇şte onların ordu hazırladığı haberi üzerine bu ordu toplanıp çıktı. Zaten harbe gücüm kalmadı gerçi onlar Efendim Salihullah'ın ve Askeri ciddiyetini bu işte azimli olduklarını anlayınca tabii karşılarına bir orduyla çıkamadılar falan ama e, tabii Bizans için Rumlar için Hristiyanlar için büyük bir e, hezimet oldu, yenilgi oldu. Onlar kendilerini toparlayamamaları zaten büyük bir dağınıklık belgesi oldu. Fakat Müslümanlar için de yani biz bin kilometreye de ordularla kalkıp gelebilecek güçteyiz gösterisi oldu falan. Ama büyük imtihan oldu. Harpten de beter oldu. Yani Bedir'e gidiyorsun 120 kilometre Medine'ye sen buraya gidiyorsun 1000 kilometre yani Bedir'in 10 misli gidiyorsun. E, at yok, deve yok, insanların çoğu yayan gidiyor. Develeri susuz kaldılar. Susuzluktan ölecek raddeye geldiler. Deveye o kadar ihtiyaç var. Bir deve şimdiki bir tanktan daha mühim. O zaman o deveyi kesip ee, kursağında deve susaklar çok çöl hayvanı ya 5-10 gün su içmeden gidebiliyor o devenin kursağındaki e, işte midesinin bir bölümünde neyse depoladığı suyu içmek için yani deveyi et yemek için keşmiyorlar. devenin içindeki suyla ölmemek için devenin karnındaki suyu içerek bu zahmet yani zahmet çok büyük bir hurmayı 3 kişi yalayarak gittik diyor yani ısırmak böyle ısırıyor suyun iç içiyor fakat onu koparıp yemiyor. Hurma'nın biraz böyle ısırıp hafif içindeki şekerini yani kaloriyi alıyor. Yanındakine veriyor. Bir hurma ile üç kişi böyle emerek, ısırarak kuvvet toplayıp yürümeye çalışıyorlar. Böyle bir zor bir muharebeydi. Diyor ki biz tebuktan döndük. Maalevlim sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber o da o işleri çekti. E, kainat Efendisi kendini hiçbir şeyden vareste tutmadı ki yani. Onun için Mevla Teala ne burada bazıları geri kaldı onlara çok sitem ettim öyle. Benim Habibim gidiyor bu sıkıntının içine de alemleri onun hürmetine yaratmışım. O kendini sakınmıyor da siz kendinizi nasıl sakınıyorsunuz ya? Mekan el medine ve men arab. Medine halkı için ve etraflarındaki Müslüman bedeviler için, çadır halkını için olacak şey değil en yetekellefu al-resulillah. Kainat efendisi tebuğa çıkmış. Onların geri kalmaları asla doğru bir şey olmadı. Ve la belâ en يرغبوا بين نفسيه. Ve la يرغبوا بين Yani onun kıymetli zatı o zorluğa, o zahmete katlanıyor. Ona da sıcak vuruyor. O da susuz kalıyor. O da aç kalıyor. O da yorgun düşüyor. Ama siz nasıl Müslümanız dersiniz de kendi canınızı onun canından esirgersiniz. Yani onun göze aldığı zorlukları göze almazsınız. O giderse gitsin biz dinleneceğiz dersiniz. Bu Müslümana yakışmadı diyor. Tehlike benim la yusuy bu. Onlara bu yolda bir susuzluk vursa. Ve la nasabun. Yorgunluk vursa. Ve la mehmesatun. Açlık vursa. Fisebillah. Ve mevtan. Allah yolunda bu çektikleri zahmetler bir adım bassal, atsalar, bir ayaklarını bir yere bassalar, ya gizdül küffar ki kafirleri kızdıran yerler. İşte onlar her adım ilerledikçe dünyanın gavuru, Rum imparatorlukları falan geliyor bunlar ya bunlar korkmuyor, bunların ordusu var diye her adımlarının atmaları kafirleri kızdırıyor. Ve la anâl önemli adübün neylen düşmandan en ufak bir nailiyet, en ufak bir zafer, en ufak bir fetih, en ufak bir galibiyet kazanmalarıyla illa kütübelevun bir <laughs> amelun salih her adımlarına salih amel yazılıyor. Her açlıkları, her susuzlukları, her yorgunlukları hep salih amel, salih amel, salih amel. Dosyaları doldu Mevla buyuruyor. Ayet bu. Ve la yunfikûne nefakaten sahîraten ve la kebîraten ve Bir vadi geçtikleri zaman diyor. Bir, vadi ne kadar vadiler geçiyorlar tabi. Bir vadi geçtikleri zaman ufak bir harcama yapsa. Hani bir hurma ikram ettiği, Orada kaç tane mücahit var, gazi var. İşte onlar aç bunun hurması var. Ne oldu? Bir infak oldu. Küçük olabilir diyor. Büyük olabilir. Mesela deveyi kesti. Millet onun suyuyla kaç kişi canını kurtaracak. Mesela bir büyük infak diyelim. O noktada bir deve sini vermek. Veyahut da küçük infak bir hurma tasattukuyla e, Müslümanların ordusuna katkıda bulunuyor. İlla <laughs> kötü Bunların hiçbiri boşuna gitmiyor diyor. Hepsi yazılıyor diyor. Hepsi. Bir tane zayiat yok. Lezzeumullah ehsene makanu yamel. Allah onları mükafatlandırırken diyor. Çabuk yolunda kaç ay 2 3 ay gittiler geldiler. O yolda diyelim binlerce on binlerce salih amel işlediler. Bu salih amellerin diyor tabi mertebeleri var. Fakat ben diyor bütün cevapları da baz alırken neyi baz aldım? Diyor en güzelini baz aldım. Yani bir derece kazandıran var, üç derece var, beş cevap var. Ben diyor en yüksekle 500 hasene, 700 hasenelik bir amel yapmış orada. Ben diyor bir cevaplık işi bile 700'den hesap gördüm diyor. Yaptıklarının en güzeliyle karşılık verdim. Güzeliyle değil, orta değil, en güzelini baz aldım, tümünü ona efendim sabitledim diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ya bu tabii ki zorluğa göre, zahmete göre, meşakkat'e göre ücretukum aleqa dedi tabikum. Ücretleriniz zahmetleriniz nispetinde verilecek. Ne kadar zorluk çekersin, sevabın o kadar çok. Eftalü'l a'mal Amellerin en faziletlisi nedir? Ahmezuha en zor olanıdır. Şimdi onun için aynı ümreyi yapıyoruz. Birisi uça uça yapıyor. Sağlığı sıhhati yerinde, genç ha ha bitiriyor. Öbürü canı çıktı, ayağını zor sürütüyor. Yaşlı efendim, zahmetli bir tavaf yapana kadar nefesi kesildi adam. Hele Sa'ide yıkılacak. E şimdi bununla öbürünün kuş gibi uçanın bir mi cevabı yani? Bu zahmet çekti çok. Onun için bu iş böyle. Biz diyor Tebuk'ten döndük. Fekale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne kvamen şüphesiz öyle topluluklar vardı ki halfena bizim arkamızda kaldılar. Nerede? Bil Medine-i Münevvere'de onlar bizim Arkamızda kaldılar. Bilmedi. Medine'de arkamızda kaldılar. Niçin arkamızda kaldılar onu sonra söyleyecek. Yani Tebuk Muharebesi'ne katılamayanlar oldu. E kadınlar var nasıl katılacak? Çocuk var. Hasta var. Kötürüm var. Özürlü var. Engelli var. Onlar arkamızda kaldılar. Biz onları terk ettik. Geride bıraktık. Maselekna. Biz girmedik. Nereye Şi'be. Bir dağ yoluna. Mesela orada tepe kadar demek arada böyle tepeli tümsekli yollar da var. Her yer düz değil. Bir dağ yoluna girmedik. Daha velâ vadiyen bir vadiye ge girmedik, geçmedik. Vadi dediği şey değil. Böyle engebeli olmayan, düz, aşılması kolay vadi dere yatakları gibi. Hani sular geldiğinde indikleri, toplandıkları, aktıkları noktalar vadi oluyor. Onların geçilmesi kolay. Biz hangi bir dağ yolunda yani zor bir yola girdiysek veya hangi bir düzde e, vadide e, yol alıp gittiysek illa mutlaka vehum onlar yani Medine'de geride arkamızda kalmıştılar ama onlar mana bizimle beraberdiler. Yani ne demek sevabımız aynı yazıldı. Nasıl oldu? Biz burada canımız çıktı, onlar Medine'de oturdular. Habese engellemişti hum onları. El uzru. Onlar mazurdular. Engellemeleri onları geri tuttu. Eğer o engelleri olmasaydı niyetleri neydi? İş dönüyor niyete. Niyetleri bizimle bu muharebeye gelmekti. İslam'a destek vermekti mallarını, canlarını bu yolda feda etmekti. Ama engelleri çıktı. Ama niyetle Mevla ne yapmadı? Onlar gelmediler sizden diye sevaplarını eksik etmedi. Veyahut onları ecirden mahrum etmedi. Ne yaptı? Niyetlerine göre amellerini yazdı. Bizimle aynen beraber oldular. Bu çok acayip bir hadis-i şerif. Bukhari rivat ediyor bu hadis-i Ebu Davud da rivat ediyor. Bu e, Ebu Davud ve lafzu yani bu Davud'un ibaresi şöyle innen nebiye sallallahu ale aleyhi ve selleme kainat efendisi kale buyurdu. Bu öbür lafızda. Bu da onu izah ediyor. Bir, biraz değişik e, tabirle. Lekat <laughs> teraktüm ey tebuk muharebesinden dönen ashabım elbette muhakkak siz bıraktınız bilmediğin eti yani burada dönüşte demiyor burada. Buradan anlaşılan bu yolda da bunu söylemiş olabiliyor. Demin dönmüştük diyordu Hazreti Enes. Burada bıraktınız arkanızda diyor. Yani onlar yol alırlarken de söylemiş olunabilir bu, bu ibare ona müsait. Bil Medine'di. Medine'de arkanızda bıraktınız. kimleri ekvamen. Akvam yani kavimler. Öyle cemaatler insanları bıraktınız ki. Masir siz e, yürümediniz mesiran bir güzergahta. Ve la harcamadınız. Min nefakatin en ufak bir harca işte deveden hurmaya kadar küçük büyük bir harcama. Ve <laughs> la kat etmediniz min vadin herhangi bir vadi geçmediniz ki illa ancak bunları yaptıysanız hangi güzergahta yürürüyordunuzsa hangi harcama yaptınızsa hangi vadi geçtinizse tabi buralarda zahmet çektiniz malınızdan canınızdan e, infak yaptınız harcama yaptınız fedakarlık yapmış oldunuz ama vehum o Medine'de ardınızda bıraktığınız kimseler nakum sizinle beraber diler. Kalu dediler sahabe İlham, ya Resulullah ey Allah'ın peygamber ve keyfe nasıl yekunu olabiliyorlar? Mane bizimle beraber ve hum halbuki onlar bil Medine'ti. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Aramızda yüzlerce kilometre var. Onlar Medine'de kaldılar. Nasıl bizimle oluyorlar? Kale buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme habese engelledi. Kimihum onları ne engelledi? El hastalık. Evet. Hasta olmasalardı gelecekler miydi? Geleceklerdi. Niyetleri gelmek miydi? Gelmekti. allah Teala amele niye göre muamele yapar? Niyete göre muamele yapar. İşte yine en baştaki hadis. İnnemel amal ...bir niyati amellerin yazılması, kabulü, sayılması niyetlere göre sayılıyor. Yoksa dış görünüşte bu adam namaz kılıyor diye ona namaz yazılmıyor. Niye namaza durdu? Yandakini kandırmak için. Niyeti buysa bu namaz değil, bu kandırma. Bu amelin adı kandırma. Adama namazlı görünüp borç alıp ödemeyecek. Camide cemaatta görünüp kızını isteyecek bilmem ne ondan sonra namaz yok, abdest yok, zulmetcek aile. Böyle niceleri insanları kandırdılar takva görünümlen kız alana kadar. Ondan sonra namaz yok, abdest yok. E şimdi bunun görüntüsü namazsa bazısı bu uğurda bir sene kılar, iki sene kılar yani. Onun derdi kızı sevmiştir. Ona ulaşmaktır. Onun onun ameli namaz görünümündeyse de defterinde onun namaz yazılmıyor. Defterinde Müslümanı kandırma. Aldatıcı büyük bir günah. Hud'a, hile, mekir, tuzak buna giriyor bu amel. Ameller görüntülerine göre değildir, niyetlerine göredir diyor. Bunu anlasana kardeşim ya. Sen bunu anlamadın o zaman işin ruhunu anlamamış oldun. Hasta olmasaydı gelecek miydi? Gelecekti. Hastalık onları engellediği için işte başka hadis-i şerife de burada okuyabilirim. O da Bukhari'dedir. İdâ merizal abdu bir kul hasta olduğu zaman ev safara yahut yolculuğa çıkıp da yorgun düşer. Yolculukta uçakla bile gitsen zahmetli ya. Rotarlar, tehirler, indiler, bindiler. Bazı kere şuradan Afyon'a uçakla gideyim diyorsun. Beş saatten aşağı gidemiyorsun ya. Yani arabayla da beş saatte gidiyorsun. Böyle bir duruma geliyor yani. Yolculuğun zahmetsiz olamaz. Onun için namaz uçakla bile gitsen ikiye iniyor yani. Sana demiyorlar ki sen kısa yoldan gidiyorsun seninki ikiye inmez demiyorlar. Çünkü neden? Yolun zahmeti kendinde var zaten. Onun için kul yolculuğa çıktığı zaman Kütübele'ye 13'ü ne yazılır? Ma o uşeykâne ya'melû İşliyordu onu yani. Sıhhatli zamanda ne yapıyordu? Teheccüdü 12 kılıyordu. Şimdi ne oldu? Hasta oldu. Teheccüd kılamıyor. Ona ne yazıyorlar? Her gece 12 rekat yazıyorlar. Ama sağlığında 14 ya kırsaydı 14 yazacaklar. Yani sıhhatinde yaptığına itibar ediyorlar. Onu hastayken 2 ay hasta. 20 sene hasta. Adam felç oldu. Kalkamıyor. Ama evvelce teheccüd kılıyor muydu? Kılıyordu. 20 sene devamlı defterine her gece teheccüd azalıyor. Neden? Bu adam kalkacaktı çünkü. Sahatliyken ne yapıyorduysa. Veya pazartesi perşembe oruç tutuyordu. Şimdi hastalandı tutamıyor. Aynı pazartesi perşembeyi yazıyorlar. Ev mu kıymet. Ya sefere çıktı yolculuk 20 gün bir ay bazı kere 3-5 ay yolculuklar var. İnsanlar eskiden daha uzun oluyor tabii şimdi biraz dönüşler kolay oluyor da. Yollar kısaldı ama e uzun yollara çıkıyor. Bu adam yolculukta evindeki kadar ibadet edemeyebilir. Evinde pazar perşembe iftarı sahuru denkliyordu, tutuyordu. Yolculukta nafile orucu tutamadı. Farz oruca bile müsaade var. Dönünce kaza edersin diye. Yani nafileyi hiç tutmayabilir. Çünkü pazar perşembe sünnet orucu ama ben yoldayım yani her istediğim yerde duramıyorum, yemek bulamıyorum. İnsan bazı sevini yemeğine alışmış oluyor dışarıda böyle gıdasını alamaz. Yolculukları biliyorsunuz insanlar bir gelir bayağı bir bitkin. E bundan dolayı evinde ne yapıyordu mukimken? Oruç tutuyordu. Pazar, perşembe yolculukta tutamadıysa aynı tutmuş yazarlar. Bu hadis-i Onun için yine burada nereden gitti bu iş? Niyetten gitti. Çünkü bu adam sıhhatliyken yapıyordu bunu ne demek? Sıhhati devam etseydi yapacaktı. Niyeti buydu demek. Çünkü bunu hep yapmış. Ara vermeden devam etti ameller. Aynen kendisine sevap olarak, fazilet olarak dönerler. Şimdi e, yine bu hususta bir yani işin temeli e, niyet salih olacak. Hüsnü niyet derler. Yani eskiler hüsnü niyet. Hüsnü niyetli adam. Yani güzel niyet. Niyetin güzel olursa amelde noksan olur, kusur olur, küsur olur. Yani hangimiz dört, dörtlüyüz. Ama iyi niyetle başlanılan işlerde Allah Teala tamama erdiriyor. Eksikliği telafi ediyor kurban olduğun. Sen zaten melek değilsin ki ya. Ama ne niyetle bu işe girdin giriştin? Hacca gittin ne niyetle? Umre'ye gittin ne niyetle? Evet. Sarık sardın ne niyetle? Millet hoca desin de milleti mi kandırayım diye sarık sardın yani. Hoca değilsin bir şey değil. Sarık sartan beni sünnet seni ittiba işte Sarıkla kılınan iki rekat namaz, yetmiş rekat sarıksız kılınan iftar, sevap alayım, Resulullah'a benzeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel niyet, bu bir şey değil. Ama sen kocaman sarı kafana takıp da ben hocayım sansınlar, millet elimi öpsün falan. Böyle bir meclise gireyim, şalvarlı, cübbeli falan böyle de hareketler var. Böyle insanlar var. Takmış sarığı bilmem nişan taşına gitmiş. Ehli sünnet kanalıyız bilmem ne açmış mikrofonu millete vaaz ediyor. Karılara, kızlara ne bu hareketler oturmayın, kalkmayın. Ya kardeşim bunun bu yeri değil ki insanlara laf atar gibi kadın erkek karma karışık olan yerde birisi diyecek sevgilime ne laf atıyorsun diyecek kalkacak sakalını sarığını indirecek aşağı. Yani burada hem İslam'a Müslüman'a biz değişik bir hareket var. Yani burada şimdi e, ne yapmak istiyorsun yani niyetin ne? Fitne mi çıkartmak? E, efendim Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaati böyle mi dedirtmek? Onları kötü mü göstermek? Şalvar cübbeliler böyle diye onları mı yuhalatmak? Yani bunlar çok önemli. Sen yoksa sarık sardın ama ne niyetle sarık? Cübbeyi ne niyetle giyiyorsun? Benim nice adamlar yanımda sarıkla cübbeyle senelerce gezdiler. Meğer benim paralarımı çalmaymış. Sonra da çaldılar rahat etti gittiler. Kimisi ajanlığınaymış. Ben 10 sene 15 sene bunlar yanımda böyle el pençe divan durdular. Bir namaz kaçırmadılar. Bütün kadar yolculuk yaptım ben adamla. Yolculuk ne demek? 5000 bin kilometre, 3000 kilometre havadan karadan yapıyordum haftada ya. Avrupalara. Ya adamda bir falso görmüyorum değişik bir şey yani. Ama niyeti neymiş? Niyeti neymiş? Bir punduna getirip efendim sen e, Ski'ye bindin mi şimdi? E ne olacak? Yan yabancı karı yok. Efendim avret yerim açık değil. Hiçbir şey rahatsızlık yok. Ama o işte o resim ona bir para kazandırdı. Bir şey artık vazifesini yaptı işte. Köya millet e, benden soğutacak bir plan vermişler ona falan. E bu adam bir adam 10 sene bu şekilde e, ee, ibadet ve zikirle yolculuk yapabilir mi ya? Uykusu gelir. Sabah namazına kalkma, kalkmaz. Gecenin üçünde yatıyoruz. Beşinde kalkıyoruz. Bazı benim yolculuklarım zordur. Bir saat uykuyla duruyoruz. iki saat uykuyla duruyoruz. Oradan oraya 700 kilometre, bin kilometre karadan geliyoruz. Viyana'dan sohbet bitiyor. Sabah namazına Frankfurt'a geliyoruz. Böyle günler geçiyor yani. Ama adamda falso yok. E şimdi bakarsan evliya Allah. Ama işte öyle değil. Niyet ne? Bu adam bizim yanımızda niye bu çileyi çekiyor? Allah razı hizmet edeyim. Hoca efendi vaz ediyor, sohbet yapıyor. Ben de ona yardımcı olayım, refakat edeyim. Bu mu? Yok Ben ne bileyim? Gidiyoruz derneğe, sohbet ediyoruz. Mer derneğe diyormuş ki hoca şu kadar para vermezseniz gelmez. Paraları alıyormuş kendisi. Benim de haberim yok. Dernekte ömrümüzde bir kere gidiyoruz. Bir daha oraya gitmiyoruz ki. Dünya kadar yer gezdik. Sonradan millet bana bu adam patlayınca işi, jetski işleri. Bir de oradan haber geliyor ki ya bizden şu kadar para aldı. Eyvah. Hoca parasız vaaz etmedi. Hayatta bir kere parayla vaaz etmedim. Hayatta bir kere. Ama adam öyle demiş. Bilet paralarını istiyor. Ondan sonra buradan başkasından da para alıyormuş. Hocayı götürüyorum diye. Benim haberim yok. O dernekten de parayı alıyormuş. O zaman mark zamanı. Marklarla. Cık. Niyet ne arkadaş ya? Niyet ne? Yani anlat yamıyorsun. Yani onun için diyorum ki amel seni aldatmasın. Dış görünüşte falso yok dediğim o. Yani amelde bir kusur görükmüyor. Yani bu adam sakat ya bu yanlış bir tip demiyorsun. Tadil erken yerinde, rükû, secde <laughs> her şey yok kalı. Ama bir gün değil, iki gün değil. Bir de yolculukta adamın huyu meydana çıkar. Yolculuk zordur. Zor oyunu bozar meselesi var. Yolculuklarda da patlamadı bir şey. Anlardım yani ben de uyanık biri geçiniyorum. Daha çok uyanığım yapıyor ya. Anlayamadım işte. Onun için niyet, niyet, niyet. Niyeti düzgün olan o ameli yapamasa da yapmış gibi yazılır. Niyeti bozuk olan dünyayı ameli görünüşte salih amelle doldursa defteri boş hatta aleyhine yazılır. Ve an Ebi Hurayrat'e radıyallahu teala Ebu Hureyre Hazretlerine rivat edilen hadis-i şerifte Kale o dedi ki Kale Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki bu çok önemli. Bu hadis çok önemli. İnne Allah şüphesiz Allahu Teala la yanzuru bakmaz, nazar etmez. Evet. Nereye? İla etsamikum cisimlerinize. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Cisimler şu demek. Uzun mu? Kısa mı? Efendim. Buna bakmaz. Vela la bakmaz. Neye ilah suverikum suretlerinize. Bu ne demek? Güzel misin, çirkin misin? Bakmaz. Cisimine 2 metre misin, 50 santim misin? Bakmaz. Ya velakin yanzuru. Lakin nereye bakar? İla kulubikum. Kalplerinizdeki niyetlere bak. Şimdi bir adam yakışıklı. Allah Teala ne bunda? Karısına mübarek olsun yani. Karısı faydalansın. Kadın çok güzel. Kocasına mübarek olsun. Allah sahibine bağışlasın diye bir laf var. Bir Allah ne bundan? Celle Celal. Onun güzelliğinden de Rabbim ne istifade eder aşağı? Veya adam çirkin. Çirkin ama ameli güzel, niyeti güzel. Kalbe bakın, suratı tipsiz. Yani kayık, burun öyle, kulak çok büyük vesaire. Bakarsın hiçbir kız beğenmeyebilir yani. Kimse de kız vermeye bilir yani adamın tipten kaybetmiş. Ama Mevla onun neresine bakar diyor? Kalbindeki niyete bakar. Niyeti iyi, namaz kılıyor, beş vakit kılıyor, haramdan sakınıyor, hayır yapıyor, iyilik ve falan falan. Bu adamın niyeti nasıl güzel? Tabii ki iyi niyetten de kötü amel yapılmaz. O ayrı bir şey. Amel güzel olacak ama amelin güzelliği yetmiyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Para verdim fakire. Amel güzel. Namaz kıldın, amel güzel. Oruç tuttu, amel güzel. Yetmiyor işte. Kalpteki niyet. Para niye verdin? Yandaki cömerttesin diye. Efendim oruç niye tuttun? Ne kadar takva millet anlasın diye. Aa bugün de oruçluymuş. Namaz kıldın niye? İşte orada müttakilerden görülmek için. Orada bilinen ortaklık falan yapacaksın. Adam da acı, sende şüpheleri var. Aa bu adam çok dindar ya. Son sünneti de dört kıldı ya. Dediğin anda bizim cemaat hemen tav olur. Ortaklığa imza atar. Onun için amelin güzelliği yetmiyor. Zaten kötü ameli konuşma. İyi niyetle içki içmek. Bu olacak işe değil. İyi niyetle zina ettim. Kadını mutlu ettim. İyi niyet. E bu manyak mısın sen? Kendini cehennemin dibine ittin. Kadını ne için memnun edeceksin? Onu da cehenneme attın kendine. Şimdi doğru anlayalım, doğru anlatalım. İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Anlatabildim mi? İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Orayı anladınız. O zaman neden bahsediliyor burada? Kalplerdeki niyetlere bakardan ne kastediyor? Amel zaten güzel olacak. Görüntüde amel güzel olmak zorunda. Zaten içki, kumarın, fuhuşun, faizin iyi niyetten yapılması düşünülemeyeceğinden bizim elimizde kalan ne? Hangi konular? Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, para vermek fakire, yemek yedirmek, bin kişilik sofra kurdu, bütün muhacirler, Suriyeli göçmenler topladı, yedirdi. Onlar ona bir dua ettiler falan. Görüntü çok güzel. Az para da harcamadı burada. Çuval çuval erzaklar falan belki 100 bin 200 bin TL göndermiş erzak ne vale bunlar çok iyi bir şey herkesi yapamaz. Bu şimdi bu amelleri konuşuyoruz. Ameller bu mu? Tamam. Zahiri güzel mi? Güzel. Bunda neye bakarmış Mevla? Hatta bir hadis-i şerifinde bu hadis-i şerifinde diğer rivayetine ve ila amellerinize de bakmaz diyor. Millet onu yanlış anlıyor. Benim Allah ne yaptığıma bakmaz ki hiç ona bakmıyor. Kalbime bakar niyetim düzgün diyor. Deli misin sen ya? Orada amellerinize bakmaz hadisi geçerse. Bu hadis o değil de. Aynı hadiste amellerinize bakmaz rivati de var. Orada ne kastediyor amellerinize bakmaz? İşte kıldığının namaz olduğuna bakmaz. Verdiğin paranın hayır olduğuna bakmaz. Tuttuğun oruca bakmaz. Amelinin görüntüsünde kalmaz Allah. O beni aldatırsın sen. Mevla nereye nüfuz eder? Kalbindeki niyete. O zaman kalbindeki niyete bir bakar ki bu kadar hayır yapmış millet cömert desin diye. Oruç tutmuş takva sahibi desin diye. E Mevla o niyeti görürse ameline bakmaz. Ne demek? Amelinin namaz olduğuna bakmaz. Çünkü neden? Amelin namaz ama niyetin riyah. Amellerinize de bakması böyle anlayacağız. Suretinize bakmaz, cisminize bakmaz. Yani boyun... Kısaymış, uzunmuş, güzelmiş, çirkinmiş, zenginmiş, fakirmiş. Buna bakmaz. Amele bakmaz ne demek? Amelinin ne olduğuna bakmaz. Niye? Bu amelin, zaten amelin iyiyse demek istiyor bu. Yoksa kötü olduğuna bakmaz. Mı? Amelin kötüyse zaten cezalık. Niyetine ne baksın? Amel kötüyse niyetine ne baksın? Burada hangi amele bakmaz kastediliyor? İyi amelinin görüntüsünde kalmaz. Bakar amelin zahiri, görüntüsü güzel. Ama itibar etmez buna. Ne itibarı da Kalbe itibar eder. Ameline bakmaz. Güzel amellerin allah Teala'yı kandıramaz. Ancak Rabbin senin kalbine nazar eder. Bakarsa ki kalpteki niyet salihtir, güzeldir. Amelinde ufak ve kusurlar bile olsa onları telafi eder, affeder, mağfiret eder falan. Ama ameli dört dörtlük, tadil erkan, kıyam, kıraat, okuma, harf, mahret, üf adam bir falsa yok. Normalde insanların çoğu bir kıraat yapsa 40 tane yanlış buluyorum ben. Ben de buluyorum. Hafızlar, hocalar buluyor yani. Ama adam hiç yanlış yok. Kıraatında, şeyinde, tadil erkanında uzun kılıyor. 3 saatte kıldı. Bir teheccüd kıldı. 300 okudu bir, bir kuvvetli hafız. Teheccüdde 3 saat ayakta durmuş. Yani bu pek vaki bir şey değil. Şu zamanda az. Efendi Hazreti gibi insanlar. Nerede şimdi? Böyle 2-3 saat okuyacak tek rekatta falan. Hazreti Osman mısın mübarek? Ha ama bunu da yaptı. Mevla diyor yine o amele bakmaz. Niye bakmaz? Niyetine bakar. Derdin ne? Gösteriş mi? İşittirmek mi? Beğensinler mi? Guinness rekorlar kitabına girmek mi? Öyle ya. Herif minarek adam mı yapmış yani? Derdi ne? Guinness'e girecek. Yapmış kocaman pasta. 500 metre pasta. Ne yapacağım ben 500 metre pasta? Hepsi zayi olacak ki ama adam gavurların kitabına girmemiş. Onun için sen de burada 3 saat durdun acaba jüri mürü mi? Şey oldu en fazla kim durdu uzun onu kitaba mı koyacaklar acaba? Onun için Mevla kalplerdeki niyetlere bakar. Allahu Teala niyetlerimizi halis eylesin. Amellerimizi salih eylesin. Zaten amelin salih olması görüntüde iyi amel olmasıyla değildir. Niyetin de halis olmasıyladır. Niyet halis değilse kulların görüntüsünde amel salih görünür. Ama Allah nezdinde amel Salih olmaz. Fasit olur, bozuk olur. Neden? Talih de denir ona bozuğa. Çünkü Allah Teala kalbe baktığı için. Ama biz kalbi bilemediğimiz için görüntüde bu amel salih diye yorumlarız. Hüküm veremeyiz. Bak yorumlarız. Hüküm vermek Allah'a aittir. Neden? Kalbi bilen ancak niyet de düzgün, amel de salih. O zaman makbul mü değil mi? Kimse Allah'ım benim amelimi kabul etmiş hüküm veremiyor işte. Kendine bile bunu hüküm veremiyorsun. Başkasının kalbini hiç bilmiyorsun. Ona hakkında nasıl kabul olundu diyeceksin. Temenni edersin. Tekabbel Allah. Allah kabul buyursun dua edersin. Ama hüküm veremezsin. Çünkü kalpler Mevla'nın bilgisi dahilinde. Niyetler. insanlar birbirini kandırabilir. Mevla'yı kandıramazlar. Ve anebi kepşetelen mariyyi radıyallahu teala anh. Sahabe-i Kiram'dan bu zat, Ebu Kefşeh Hazretleri. Bunların hepsinin özel kıssaları var. E, teracim kitaplarında, Sahabe-i Kiram hakkındaki tabakat kitaplarında tabii ne güzel olur onlardan da bir, biraz e, bahsedilse her ravi hakkında kısa bir şey ama ne vakitler yetiyor, ne himmetler, ne az, azimler e, kasır kalıyor tabii bu zamanda insanlar. Ne okumayı seviyor, ne dinlemeyi seviyor işte. Böyle süsleyerek, müsleyerek lafları, e, milleti, kulağını, kalbini işte hadis-i şeriflere celbetmek. Kendimize celbetmek değil. Ben, ben yani beni dinlese, dinlemesene kazanacak? Ama anlattığımız konuları dinlemesi için işte insanlara teşvik yapmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki o ravi hakkında da kısa bir malumat verirse mesela her zaman bu olmuyor. Enne o bu zat e, semia işitti. Kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisini işitti ki yakulu buyuruyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Selâfün. Üç şey söyleyeceğimse. Ey benim ümmetim. Uksimu ben yemin ediyorum. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sadık, ne kadar doğru, ne kadar dürüst. Hiç yalanı yok, hiç yanlışı çıkmamış yani. Bu zat diyor ki yemin ediyorum diyor. Yemine ne hacet? Sözü senet yani. Muhbir-i Sadık aleyhisselam. Ama ben yemin ediyorum diyor. Aleyhinne bu üç şeye yemin ediyor. Evet. Yani o sahabi yemin etmiyor. Ben de bir baktım hani o mi yemin ediyor ben dinledim diye bu hadisi. Değil. Kainat efendisi diyor ki ben üç şeye yemin ediyorum. Ve hadisikum hadisen şimdi size bir hadis bildiriyorum. Yani ilginç hiçbir hadisin başında bak şimdi size bir hadis söyleyeceğim diye de bir rivayet böyle görmedim ben. Ben bayağı da bir şeyler görmüşümdür. Ama bu ilginç değil mi? Bir defa yeminle başlaması. Bu yemin yani vallahi gibi e, hepsi Muhammed'in bir yediği sallallahu aleyhi ve Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin. Bunlar çok geçer. Ama başında bak yemin ediyorum kasem ifadesi. Üç şey var. Bak bunlara yemin ediyorum ha diye bu şekil çok nadir enderdir. Ben size bir hadis bildiriyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahfazû hıfz edin, ezberleyin diyor. Bak hiç bu kadar hadis okuyoruz, böyle bir ezberleyin talimatıyla başlayanı rastlamadık. Hıfz edin, belleyin, ezberleyin. Hu o hadisi mi diyor. Selâtun uksimu hadis ve uhaddifikum hadîten fahfazûhû. Üç şeye yemin ediyorum. Size şimdi bir hadis buyuruyorum. Bunu hıfsedin, ezberleyin malı yok <laughs> malı abd'in sadaka hiçbir kulun malı ve parası sadaka vermekle eksilmedi bu ayetten ben okurdum bu bölümünü okurdum hiçbir kulun malı şimdi burada ne yapıyorsun sadaka vermek vermek cebinden bir şey çıkıyor kasandan bir şey çıkıyor yani nereden veriyorsan artık buğdayından veriyorsan e, buğdayın eksiliyor. Hurmadan veriyorsun. Hurma ne Neyse malın mülkün. Kumaştan veriyorsan dükkanda manifaturacısın, bezzatsın efendim. <laughs> yani hocam ben bu nasıl bir hadis? Eksilmedi diyorsun ama bizim bayağı 10 metre gitti. İşte senin kafan o kadar basıyor. Ayet-i Kerime ile e, yaparak daha iyi anlayalım. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve manfektu şeyin yani siz Allah yolunda ne verirseniz fevehulifu Allah onu dolduruyor. Yerini dolduruyor. E bu ayettir. Hadi hadisin kaynağını arıyorsun. Ayetinde kaynak soracaksın. Kur'an'dır bu. Yerini dolduruyor. Kainat yaradan yerini doldurduğunu söyledikten sonra sen hala ne konuşuyorsun? Yeri dolmakla kalmıyor. Yani 10 metreye 10 metre gelmiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Okullar ki benim rızam için hayra harcıyorlar Türidûne ve Allah'ın cemalini ve rızasını ar arayarak verdikleriniz feulâ gömül mudayfûn İşte onlar kat kat artıranlardır. Bak yerini doldurur bak, öbür ayet. Bu ayet ne diyor? Kat kat koyanlar yerine artıranlar. Buna karşına ne buyuruyor? bir Hangi faiz alıp veriyorsunuz? Diğer bu efi envalin nas insanların mallarında artış olsun diye yani faiz alan 10 veriyor 15 alıyor diyelim. Ya bu şimdi ne oldu görünüşte 5 fazla kazandı görünüyor. Fele hayru inde Allah. Allah indinde bu artmadı diyor. Ne demek? Bereketi gitti. Yemha başka ayet okuyalım şimdi. Yamhakkur riba. Allah faizli alışverişin bereketini sildi diyor. Ve sildi de demiyor, siliyor diyor. Sıralı siliyor diyor. Ve yur sadekat. sadakat Sadakaları da büyütüyor diyor. Riba artış demek zaten. Faiz, faiz artış demek. Yurbi büyütüyor. E sadakat, sadaka, sadaka zekatları. Hiçbir kulun malı sadaka vermekten sebep eksilmemiştir. Bu mucizevi bir hadistir. Bu denenmiş bir olaydır. Bunu kim takip ed ederse etsin. Allah için hayıra niyet edip verenlerde hiçbir batma söz konusu olmamış. İşleri güçleri batmamıştır. Zekatını doğru hesap edip verenler de Allah'ın sigortasındadır. En büyük sigorta şirketleri Amerika'nın bilmem nesinin en büyük sigorta şirketi bile batmıştır. Sigortalıları da batırmıştır. Ama Allah'ın sigortası batmamıştır. Hassinu emmalekum <laughs> biz zekati hadis-i şerifinde mallarınızı zekatla koruma altına alın. Yani Türkçesi yani yeni lafta sigortalayın. Mallarınızı zekatla koruyun. Yani vermek korumak oluyor. Ve davu maradakum sadaka. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Yani sadaka vererek ne alakası var ya? Gideyim ilaç alayım, bulayım, bitkisel, mitkisel doktordan tedavi böyle olur. O başka, o zahiri sebeptir. Manevi tarafını söyleyecek olursak, hastalığın tedavisinde sadakayı kullanın diyor. Verin diyor. Sadaka çok bela hedef eder. sadaka. Sadakayı tez verin, erken verin diyor. feynel innel bela la Çünkü sabah erken ne kadar erken verirsen bir bela da yola çıkmış. Kazadan, kaderden, gökten inerken bela sadakayı geçemez diyor. Yani erken verirsen önlemini, tedbirini önce almış olursun. Bu böyle bir hadisler. Hepsi mucize. İkinci, yemin etti buna. Üç şeye yemin ediyorum. Kainat Efendisi yemin ettiği bir şey. Asla tekallüf eder mi? Tersi düşünülebilir mi? İkinci şey, be belleyin dedi buyurdu. Ezberleyin yemin ediyorum buyurdu. <Sessizlik> Ve la zulme uğratılmadı. Abdün bir kul mazlemeten bir kul bir zulme uğrar da sabrederse şey. illa dehu mutlaka Allah ziyade eder. Kim hu onu Allah Allah ne bakımdan? İzzâ şeref bakımından ziyade eder. Peki ben girdim. Bütün millet böyle bir Acaba ne yaptı bu hoca ya dedi. Birkaç ay öyle bir acabalarla iş gitti. 3-4 ay sonra dosya çıktı. Millet dosyayı görünce hadi ya dedi. Hoppala bu bunu yapmaz dedi. Tabii zaman benim cemaatim hiç zaman inanmadı ama genel halkı söylüyorum. Kamuoyu çünkü haberlere yansıdığı için kamuoyu oluşuyor. E, bu noktada e, insanlar hakikati anlamaya başladı. Ondan sonra benim itibarım daha da artmaya başladı. Mahkememize 10 bin, 20 bin kişi kapılarda yağmurun altında 8 saat duracak kadar fedakarlık etti. O zamanki ağalara, paşalara bu itibar nasip olmadı. En büyük paşalara 50 kişi, 100 kişi karşılamadı. Bize 10 bin der karşıladı. Ondan sonra hapisten çıkarkenki durumu gördünüz. 10 dakika canlı yayınlar, 10 dakika veriyor. Hem de muhalif kanalı 10 dakika canlı yayın. Ne olmuş ya? Cübbeli çıkmış yani. Niye veriyorsun 10 dakika? Tabii ki hemen çık hoca efendi. Niye işte alt yol doldu, üst yol doldu, tem doldu, E5 doldu. Şimdi buralar bütün her yer kilitlenecek bir an evvel çık git diyor bana. Kardiyanlar. Ha, ne oldu? Allah itibarını artırdı. Sen sabredersen, zulme uğramışsan Allah itibarına. Ben Benim mahkememe beraatıma lüzum yok. Benim beraatımı halk vermiş. Çünkü neden? Zaten ben eğer ki bu günahları yapmış bir adam olsaydım, Allah o kadar Müslümanın salih ve salih insanların bu kadar dindar insanların on binler, yüz binler beni bu hususta desteklediler. Milyonlar da diyebiliriz. Tabii Türkiye genelinde bu şey inanmayan milyonlar var. Bu insanlara Allah kalbine soğukluk verirdi. Ne verdi? Aksine sevgi verdi. Aksine. Ve ondan sonra benim itibarım arttı. Efendi Hazretlerimiz her sözü hadis gibi olan bir zattır. Yani ben çıkıp yanına geldiğim zaman da ne buyurdu? Şerefin arttı. Şimdi bunu sonra ben bu hadisi görünce ya bu Efendi Hazretleri her bu bir hadis ya. Çünkü neden? Zulme uğrayanın şerefi artar diyor. Dedi ki şerefin arttı. Ben onu efendinin sözü olarak aldım kabul ettim. Sonra bir de baktım hadismiş. Bir kul bir zulme uğrarsa ve buna da sabrederse e, sabretmek şu demek yani e, Allah'a karşı gelmeyecek. Ya Rabbi beni mi buldu bu iş demeyecek. Razıyım kaderine diyecek. Allah'a karşı rızasızlık ve tahammülsüzlük insanı helak eder. Men lem yarda ve lem yasbir <laughs> ala belai fel yekhruj min ve rabben Hadis-i kudsiyle. Kazama rıza göstermeyen, belama sabretmeyen göklerimin altından çıksın kendine benden gayrı Rab arasın diyor. Ben senin Rabbinsem var bunda bir hayır diyeceksin. Razı geleceksin. Sabrın en başı Allah'ın kaza ve kaderine Allah'tan şikayet etmeyeceksin insanlara. Beni mi buldu demeyeceksin. Ben namaz kılıyorum, abdest alıyorum ya, bu kadar belalar hep beni buluyor, Rabbim niye bana yapıyor böyle bir şey ya? Efendim heriflerde din yok, iman yok, herifler geziyor, dolanıyor, ben böyle hapislerde sürünüyorum, Allah niye bana böyle yapıyor falan. Cık. Hani vesvese kabilinden, kalpten gelen geçen de mesuliyet yok. Ama dile gelirse bu yazıya geçiyor. Onun için sabır. Evvela Allah'tan razı olmak demek sabır. İkinci, taşkınlık yapmayacaksın. Yani sen şimdi efendim Soma'da senin e, kocan öldü, oğlun öldü. Madende tamam hakkını arayacaksın. Bunlar da bir an evvel tabi tespiti lazım şey. Bunları da rahatlatmak lazım. Ayrı bir şey. Bunlar mahkemelerin uzamaları falan bunlara haksızlık oluyor. Oluyor işte. Ama e sen şimdi benim mahkemeden çıktım mahkeme attı bilmem kaç ay sonra ya. Ya bu mahkeme niye attı işte benim. Ta yandaki cama bir tane vur. Sinirlendim. Cık, arka seni böyle sinirlenme hakkı yok ki. O cam kimi bilmem. Çorbacının köftecini. Yani bu adam ne yaptı sana? Madenin sahibi bu mu? Değil. Ne vurursun adamın camına? Bunlar taşkınlık yani. Böyle olayları görüyorsunuz. İki ay şey, önüne gelen Nişantaşı'na çıkıyor. Taksim'e çıkıyor. Bilmem ne. E, dönercinin camını kır. Simitçinin tezgahını dağıt. Cık. Ya o da gariban orada. Dükkan esnaf yani sen. Doğuda görüyorsunuz PKK'yı. Bilmem ne. İkide bir yürüyüş yapıyorlar. Yok bilmem ne. E yürüyüş yapıyorsun. Be. Her tarafı dağıtıyorsun. Bütün dükkanlar senden korkusuna... Alışveriş yapamıyor, kapatıyor. Adam bir günlük rızkına mani oldu. Beş gün, on gün bak sokağa çıkma yasağı. E adamlar dükkan açmıyor. E devlet ne yapsın? Mecbur sokağa çıkma yasağı yapmasa teröristi yakalayamayacak. Sokağa çıkma yasağı yapınca 20 gün adam dükkan açamıyor. Ne yiyecek, ne edecek bu adam? Kalp krizi geçirmiş, hastaneye ambulans edecek mi? Kazmışsın endekleri. E neymiş efendim? İşte benim kocam faili meçhule gitti. İşte benim oğlum faili meçhule kayboldu. Ne olduğu belli değil. Ben de böyle yapıyorum. E şimdi bu sabır mıdır? Tabii ki hakkını ararsın şudur budur. Zulmeden Allah belasını zaten verecek. Ve lakin sen şimdi senin başına gelen bir şeyden sebep o hamile kadının e, efendim hastaneye yetişmesine e, yetişememesine sebep oluyorsun. Senin buna ne hakkın var? Kalp krizi geçen yolda ölüyor. Adam hendeyi atlayamıyor yol tıkandı. Buna ne hakkın var? Esnaf tüccar dükkanını açamıyor senin yüzünden. Asker polisin ne işi var? Senelerdir asker polis orada sokak açma yasağı yapıyor muydu? Yani sen karıştırıyorsun, çıkıyorsun sonra milleti korkutuyorsun. Haraç alıyorsun. Adam zaten devlete vergi verecek. Bir haraç alıyorsun. Sen kimsin? Ben terör örgütüyüm. Terör örgütüm demiyor tabii ki. Özgürlük bilmem. Ne özgürlüğü ya? Memleketin askeri var, polisi var. Yani şimdi buna uyan halktan bahsediyorum. Terörist zaten Allah belasını versin. Katil. Eşkıya. Ama halktan da bunların sözüyle hareket edip yürüyüşe gelenler var. Neymiş? İşte ben sinirliyim bu devlete. niye sinirlisin? E şimdi benim kocam işte 80 nerede faali Ya bunu o andaki bir adamın bir şeyidir. Allah belasını versin. Askerse de, polisse de, kim faali meçhul cinayet işlediyse de, Allah ateşle doldursun kabrini öldüyse de. Bana ne? Ama buradaki asker falan kadının Manisa'dan oğlu. Bu asker bir şey yapmamış ki senin babana oğluna. Bu çocuğa niye taş atıyorsun? Bu sabırsızlıktır işte. Burada sen bu itibarı kaybediyorsun. Allah sana şeref verim, vermez. Çünkü Allah'tan razı değilsin. E şimdi suçsuz insanlara saldırıyorsun. Sebepsiz yere yolları elde kazıyorsun. Dükkanları kapattırıyorsun. Ne oldu? Sabretmiyorsun. Çünkü böyle bir sabır olabilir mi? Gayrı meşru şekilde efendim benim derdim var. Milleti kırarım, geçiririm. Derdin varsa sabredeceksin. Milleti kıramazsın ki sen. Gidersin dilekçeni versin. Bilmem ne avukat tutarsın. Hakkını ararsın. Oldu olmadı. Bunun ahireti de var. Her şey kimsenin yanına kar kalmayacak yani. Sabrederse Allah şerefini artırır. Sen de sabır yok ki hacı. Sen hiç sabır yok. Aksi adamsın sen. Senin şerefin artmaz. Bir sabreden. Ben bir itibar kazandımsa sabrımdan kazandım. İki. Velafet ehabün bir kulaçmaz açmaz. Neyi babi meseletin dilenme kapısını? Yani bir adam istemeye başlarsa tabii ki. Çoluk çocuğun açlıktan ölecek raddeye geldi. Sen de açlıktan perişansın. Bir ekmek bulamıyorsun. Bir lira bile kazanamıyorsun. Bir ekmekte kimse vermedi sana. Fitredir, fidyedir, sadakadır. Bir şey de yok. Ölmek üzeresin. O müstesna. O müstesna. Ama yani bir ayakkabım var. Ayağını yerden kesmiş. Sen bir ayakkabı daha alayım diye binletten istiyorsun. Niye istiyorsun? Bir ayakkabım var. Ayağını yerden kesmiş. Efendim bir ekmeğin var. Yok efendim yanında. Kavurma da olsun. Ya arkadaş olsun ben de isterim olsun keşke de. Yani olmuyorsa da dilenme bir lüzum yok ki arkadaş. Yani belini doğrultacak kadar, namazda kıyam yapacak kadar, çoluk çocuk da açlıktan ağlamayacak kadar yani. Bir, bir imkanım var yeter yani bir elbisem var ne yapalım Bir katırsın kurutursun. Yani ikinci üçüncü için istenmez dilenilmez ya. Yani. Kazanılır çalışılır. Paran helal kendin al üç al beş al ben bir şey demiyorum. Ama dilencilik yani bunu niye istiyorsun adam? fazladan istiyorsun Yani fazlalığım olsun diyor. Hani dilencilerin çoğunu biliyorsunuz yani. Bir götürüyorlar bilmem ne. Her tarafından para çıkıyor. Bazı 10 bin, 15 bin lira para sayıyorlar bir adamın üstünde. neredesine sokuyor. Yani bir kul diyor zaruri ihtiyaçları dışında. Zaruri yani ölmeyecek kadar dediğimi anla yani. Avretini örtecek kadar. Zaruri budur ya. Bunun dışında bir var bir daha olsun. Bunun için dilenilmez ki. Çalışılır. Bir kul dilencilik kapısını açarsa illa Allah aleyh mutlaka Allah onu açar. Babe fakrin fakirlik kapısını açar. Bir dilenci isterse günde yüz bin lira kazansın. Bazı dilenciler var öyle merkezi yerlerde şurada. Var. Bir adam haksız yere zarureti yokken istemeye başlarsa bu adamın iki yakası bir araya gelmeyeceğini yemin ediyorum diyor. Bunu iyi belleyin kavrayın ben size diyor Allah'tan duyuruyorum bildiriyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka o adam öbür adam çalışıp asgari ücretten 700 TL'den muhtaç olmaz. Bu adam günde 100 bin lira dilenmekten kazı günde fakirlikten kurtulamaz diyor. Allah devamlı onu muhtaç edecek. Oradan bir şey buradan bir devamlı muhtaç olacak. Onun için istememek yani Mevla Teala isteyenleri sevmiyor. Ancak zaruretin olursa o da isteyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de lissâili vel mahrum diyor. Ve fiyen valim zenginlerin mallarında hakkum malum bilinen bir hak var. Yani zekat hakkıdır, sadaka hakkıdır, fitre hakkıdır. Kime veriliyor bu paralar? Lissâili isteyen için. E şimdi hiç de isteyen olmasa o zaman da bu ayetle kim amel edecek? Yani isteyen olacak ki veren de olsun. Vel mahrum, mahrum o isteme istemeyi beceremez. Sen araştırırsın, muhtara sorarsın, şudur budur. Mahallede bir araştırma yaparak bakarsın kenarda duruyor da hiç istemiyor. Halbuki isteyen ondan bin kat iyi. Durumu. Onun evinde iki zeytini yok, bunun var biraz. Hala istiyor, öbürü hiç yok, istemiyor. Allah'ın böyle mübarek dostları da var. Ee, onun için e, insanlardan istemeyen fakirler diye Kur'an-ı Kerim onları met ediyor. La yes'elûnen nâse ilhafa. Böyle ısrarla versene, versene, versene. camı kapıyı aşındırarak insanlardan istemezler Kur'an buyuruyor. Yahsebumul cahilu agniya min et Öyle iffetli davranırlar, istemekten o kadar utanırlar ki hallerini bilmeyen onları zengin sanır diyor. Allah ayet bunlar hep. Böyle kullar da var ama isteyen de var. E i̇stemek mecburiyeti de kalan da var. Her isteyen de yani çok var demek manasına gelmiyor. Efendi Hazretlerim sözlerinde şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Yani hiç verme diye bir sözü yok. At üstünde gelse de isteyene verin. Yani bu ne demektir? Mercedes jiple geldi. Ondan sonra açtı elini. Senden istiyor. Ya arkadaş ben burada yaya gidiyorum. Sen Mercedes jiptesin. Ne istiyorsun? Belki yolcudur. Belki yolda kalmıştır. Belki nakiti bitmiştir. Belki benzin koyacak hali yoktur. Başına bir iş gelmiştir. Soyulmuştur. Çarpılmıştır. Bir yerden parası gelene kadar, oradan oraya bile gidemeyecek kadar benzini bile yoktur. Beş on kuruş lazımdır. Onun için tipe şekle de aldanmamak lazım. Hani hadis şerif diyor, at üstünde gelse de. Yani ne demek? Ya bu ne ya, dilencilik mi olur at üstünde? Adam itibarlı adam ki, ata biniyor. Atın varsa ne istiyorsun Demeyin, belki atı vardır, ekmeği yoktur diyor. Yani o andaki bir zaruret vardır diyor. Bundan dolayı, İslamiyet her zaman vermeye teşvik etmiştir. Ama, sen diyor isteyen tarafına bak şimdi. İstenilen taraf versin diyor. Ama o zayi olmaz. Ve emme ile felâ isteyeni kovma diyor Kur'an. Ve duha ya. Bir kere geldi istedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem verdi bir şey. Bir daha geldi istedi. Yani uzun da bir kısası var. Bir daha ver, Bir daha istedi. Bir daha geldi. Ona bunu geçse halin hem Ya dilenci misin, tüccar mısın dedi. Bir şaka yaptı, hemen ayet geldi. İsteyeni kovma. Bu isteyene karşı hassas olmak mı? Hadi git Allah versin. Hele bu çok tehlikeli. Hele Allah versin kafirlerin çocuğu olduğunu Yasin'de söylüyor. Kâlelezîne kefarû. Kafirler ne derler? En ut'imu melle ve şâullâhu ta'me. Allah isteseydi yedirirdi bunu. Allah yedirmeye dini ben mi yedireceğim? Allah vurmuş zaten herife. Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Allah istese yedirir. Bunu kafirler söyledi diyor. Allah versin falan laflar insanı çok tehlikeye sokar iman bakımdan. Veremedi mi de sana yolladı aşağı? Sana imtihana yolladı. O zaman vermek lazım. Az çok bir şey vermekle boş çevirmemekte fayda vardır. Ama isteyen tarafından konuşuyoruz biz şimdi. İstenileni anlattık. İsteyenin durumu ne? Eğer Böyle ölüm kalım meselesi zarureti yokken istemeyi alıştırdıysa kendini alışkanlık haline getirip bu usta bir kapı açtıysa kendine Allah da ona fakirlik kapısını açmıştır diyor. İstediği kadar toplasın fakirlikten kurtulamayacak. Allah bereketini silmiştir diyor. Bu şeye yemin etti sallallahu ve Rabbim Tebariğe Teala malların vermekle eksilmediğine bize inanmayı nasip eylesin. Amin. Allah Teala başımıza gelen belalara karşı sabrı ve rızayı bize ihsan edip izzetimizi, şerefimizi ziyade eylesin. Amin. Allah Teala bizi dilencilik yapmaktan muhafaza eylesin. İsteme kapısını kendimize açmaktan muhafaza eylesin. Fakirlik kapısı üzerimize açılmasından muhafaza eylesin. Allah'ım ya Rabbim en büyük duam kimseye muhtaç eylemesin. Beni de ya Rabbi dinleyenlerimizi de şu hadis-i şerif hürmetine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şu yemin ettiği cümleler hürmetine, onun kasemleri, yeminleri hürmetine Allah'ım. Allah'ım beni de bu dinleyenler, sevenlerimizi de, müteallakatımızı da beraber bu dualara ilhak eyle ki senden niyazımız odur ki Allah'ım elden ayaktan düşürme Allah'ım. Kimselere muhtaç etme Allah'ım. Ölene kadar rükû secdeyi yapabilecek kudret nasip eyle Allah'ım. Hafızamızla, aklımızla, gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle. Bütün huzurlarımızla bizi ölene kadar faydalandır Allah'ım. Allah'ım kimsenin ellerine, ocaklarına düşürme Allah'ım. Kimseden dilendirme, muhtaç bırakma Allah'ım. Kendi kana, rızkımızla kanaat etmeyi nasip eyle. Helal rızkımızla geçinmeyi nasip eyle. Allah'ım kimseye yüz suyu dökmekten bizi muhafaza eyle. Kurban olduğum izzetimizi, şerefimizi muhafaza eyle. Allah'ım senden gayrine muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi onlar da sana muhtaç Ya Rabbi. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım diyenlerdeniz Allah'ım. Bu şiirin sahibinin sözleri üzere bize muamele eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ala sellem sallallahu rabbil alemin. Amin. Ühaddisukum ve ühaddisu bildiriyorum. Küm size hadisen size şimdi bir hadis bildiriyorum ki yani aynı hadis-i şerifin içinde ama bu üç şey bitince yeni bir konu söylüyorum diyor. Bu da dört maddeli oluyor. Dünyanın dört kişiyle ilgisi hakkındadır. Hepimiz bunlardan birine mutlaka dahil bu derste anlatılacak. Dört kişiden biri biriyiz yani mutlaka. Allah hayır tarafında bizim bulunmamızı nasip eylesin. Onu dinleyeceksiniz şimdi. Şimdi şimdi yine size bir hadis e, söylüyorum fahfazu ezberleyin. Kale buyurdu. İnnemed dünya şüphesiz dünya kim içindir? Liyarbaat neferin. Dört kişi içindir. Ne demek dört kişi içindir? Yani farkı de gerçekte baktığın zaman insanların e, kısımlarını Araştırdığın zaman bu dört kısımdan harici olmuyor. Özellikle Müslümanlar hakkında konuşuluyor. Yani zarar ve fayda bakımından bu dört kişinin kimi zarar görür, kimi fayda görür. Dünyadaki ameline ve niyetine göre karşılıklarını ahirette görür. Bazı dünyada da bazı karşılıklar görebilir. Ama bundan dışına kalmaz. Yani bu dört kişiden biriyizdir. Bakalım biz hangisiyiz? Abdül bir kul. Yani birincisi bir kul. Razıka rızık vermiştir. Kime hu ona, kim Allah'u, allah Teala Hazretleri. Ne vermiştir? Rızık yani illa ekmek yemek bahsede değil yani. Nasip vermiş. Ne vermiş? Malen mal vermiştir. Adamın durumu iyidir yani. Geliri iyidir. Dükkanı vardır, fabrikası vardır. Ee, kimsenin yanında işçi değildir. Yani özgürdür bu malı olan niye çalışsın ki başkasının yanında. Kendi işini yapar mesela. Mal verdi ona daha ve ilmen. Bir de ilim verdi. Bu tabii şu anda anka kuşun gibidir. Hem zengin malı olacak hem ilmi olacak. Varsa da dünyada bu yani azam misali tüccar yani ulemadan zatlar azdır. Bizim zamanımızda alimlerin çoğu memurdur e, veya emeklidir veya bazı dernek ve vakıflara hizmet edip işte bir maaşet temin ederek bunlar kıt kanaat geçinebilirler. Yani zengin bir hoca bu zamanda çok az. Çünkü ilim olunca alim olması gerekiyor. Mal da vermiştir ona. Böyle biri var mıdır mesela? Bu, bu önemli. Biz de yani şu anda kendinize bakın. Ben bu sınıftan çok az adam olacağını düşünüyorum. Ama Vakıde olabilir. Fe bu kişi yetteki sakınır fihi o malda neden sakınır? Rabbehu Rabbinden sakınır. Rabbinden sakınır şu demek fıkha göre hareket eder. İşte faize bulaşmaz, krediye girişmez, rüşvet alıp vermez, malını hayırlı yerlere harcar, helalından kazanır. Kazanırken çok kar olsa bile Mevla'dan sakınır. Orada bir haram, mekruh, şüpheli bir şey girdiyse o ticareti mesela terk eder. İlmine de gidiyor. Tabii ki ilminde de Allah'tan sakınır. Yani ne demek? Madem biliyorsun, bildiğinden amel edeceksin. Bildikleriyle amel eder. İşte emirleri tutar, yasaklardan sakınır gibi bir genel mana verebiliriz bu adam. Ve yasulü ekledi, vasletti fihi. Bu malında ve ilminde. Kimi? Neyi? Rahim'i. Rahim'ini vasletti. Rahim işte aynı Rahim'de birleştiği kişiler. Kendi birleştiklerine kardeş deniyor. Geride birleştikleri... Yani bu sefer annesinin rahminde birleşiklerine teyze deniyor, dayı deniyor. İşte babasının annesinin rahminde birleşiklerine hala deniyor, amca deniyor. Hep rahimle beraber bu işler gidiyor. Yani bir rahimin birleştirdiklerinden seni akraba ve teallukat ilişkisi doğuyor. Bunları vasl ediyor. Ne demek vasl ediyor? Gelmeyene gidiyor, aramayanı arıyor, sormayanı soruyor. Ekmeği olmayan ekmek gönderiyor, para gönderiyor. İşte ne zekatı varsa malı da var ya çünkü bu adamın. Malından buna zekat düşüyor, hayır düşüyor. İlk kimden başlamak icap eder? Uygunu olan akrabadandır verme. İlk akrabayı çünkü o zaman iki iki sevap geliyor. Hem sıla rahim oluyor, hem sadaka zekat yerine geçiyor. Tabii ki annene zekat verilmez, ayrı bir şey. Sad Hediye verilir, sadaka verilir ama muhtaçsa ayrı bir şey. Ama amcana zekat da verilir, halana, teyzene zekat da verilir. Yani malından gereken kişilere fıkha göre hareket ediyor. Yani arayıp sormak nasılsın iyi misin? Hal hatır, hastayı ziyaret, cenaze, iştirak gibi şeyler. Ama en mühimi tabii ki muhtaçsa e, ikramla yani paradır, erzaktır vesaire arayıp sormak. Bu adam bunu da yapıyor. Ve ya alemu biliyor lilla Allah için fihi e, o malda e, ne neyi biliyor? Hakkı. Hakkını biliyor. Allah'ımın bu malda hakkı var. Yani bu parayı ben kazanmadım. Babamın evinden getirmedim yani. Bazılarının dediği gibi hani Karun'un sözü var Kur'an-ı Kerim'de inne ma ala ilmin andi. Diyor ki ben diyor ilmim olmasa bu malı kazanamazdım. Ben kimya biliyorum diyor. Bütün toprakları altına çevirdim falan neyse. Yani Karun gibi hareket edemeyiz gibi. Biz Müslümanız. O zaman ne diyeceksin? Bu malda Allah'ın hakkı var. Ben bulmadım bunu yani. Ama ben ben çalışmasaydım, ben kazanmasaydım, ben gitmeseydim. ben Bırak şu benleri ya. O zaman allah Teala da der ki elini tutturmasaydım, gözünü gördürmeseydim, ayağını yürütmeseydim, aklını götürseydim, felç etseydim der. E sen yine bitersin yani burada sen ben 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 yaptım diyorsun. Bu sefer pilini bir çekerler. Şarjın bittiği anda hadi kazan derler. Onun için bunu da bize veren, verdiren hep Mevla'dır. Hatta sana başkası birden getirse bile ben şöyle konuştum da adam beni beğendi de adam beni sevdi de getirdi de. Ya ne konuştun da ne sevdin? Allah adamın gönlüne ilham ediyor ki şunu şunu ver geliyor. Dese ki vur bir tokat gelir bir kafana vurur. Sen de dersin ki nereden geldi bu tokat? Ya arkadaş seni hiç tanımıyorum niye vurdun ki? İçimden geldi der adam ya sana vurmak istedim mesela. Yani Mevla vur dedi mi vurur ver dedi mi verir. O zaman Allah'ın hakkını bileceksin. Bu malda Allah'ın hakkı var. Verdiyse o ver. Kazandım yok. Kazandırdı. Çalıştım yok. Çalıştırdı. Ha laf gelişi Türkçe'de çalıştım kazandım lafları geçebilir bunlar. Niyet mühimdir burada. Eğer sen Allah kazandırdı niyet ettiğin sen sonra laflar Türkçe'de o kadar fark etmez yani. Allah'ın hakkı olduğunu bilecek. O malda. Peki Allah'ın hakkı olduğunu bilecek ne demek aynı zamanda? Ve fiyen valim hakkum malum lisali vel bahrum. İsteyene, mahrumuna, dilenenne, vermeyenne. Yani muhtaç olan miskin, yetim, dul falan. E, fakirler için zenginlerin mallarında hak var diyor ayet. İşte Allah'ın hakkını bilecek. Kimlere işte ayetlerde sayıyor bunlar. Masarif, işte sekiz zümre zekata tabi olan, sadakaya tabi olan kişiler. Zaten fakir dedim mi, fukara, mesakin, yoksul fakir sınıfında muhtaçların hepsi giriyor. Yetim olma, yetim illa yetim olmak, yolda kalmak, öbür maddeleri haiz olmayabilir zaten. Yolda kalmışlık özel bir durumdur. Yetim olmak özel bir haldir. Herkesin olacak hali yok bunu. Ama genel manada muhtaçlık var, fakirlik var insanlarda. Bu adam yetim olmasa da, anası babası olsa da yine buna vereceksin. Yani bunun anası babası buna bakmıyor ki veya bakamıyor. Yani muhtaçlara genel verilecek. Bu itibarla e, Allah'ımızın Celle Celaluhu bu malında benim hakkı var, o hakkı da bunlara ayırmış. Dolayısıyla malın kırkta biri benim değil veya da ona göre sadakası var, fitresi var, oruç tutamıyorsa fidyesi var vesaire. Ve hacca gidemiyor, bedelli gönderecek birini. Bütün bunlar mala taalluk eden haklardır. Bunları biliyor bu adam. Biliyor ne demek? Yapıyor demek. İcraat safhasına sokuyor demek yani. Şimdi dünya dört adam, adama e, yani konu olur. Dört kişiden bahsedebiliriz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisini anladık şimdi. Biraz bize uymadı. Bizde mal biraz yok. Ama kimimizde ilim var, kimimizde para var. Ama ikisi birden denk gelince buna maddeye girersin. Burası biraz cemaatta, halkımızda, dinleyenlerimizde hem ilmi hem malı toplanan nadirattandır. Çok nadirdir ama vardır. Oluruz inşallah. Biz de dua ederiz. Bize de Allah ilmi olmayana ilim verir. Banlı olmayana Allah mal versin. Hayırlısından helalından amin. Yani şu anda değiliz diye olmayacak anlamına da gelmez. Yani yaşarsak neler görürüz? Mevla bir anda insana bir şeyler verebilir. Fazla bu adam bir eftalil menazili bu adam menzillerin, mertebelerin en faziletlisindir. Bu dört kişiden en üstünü ahirette en çok sevap alacak, derecesi en yüksek olacak cennette adamı sorarsan budur. Çünkü burada hem ilim var, Allah'tan sakınmış, ya, ilmin de zekatını vermiş. Vaz etmiş, işte yazmış, etmiş. E, mal var, malı da sılay rahim, akraba vermek. Ondan sonra Allah'ın hakkını bilip ödemek. E, bu adam nerede bulunur böyle adam? Ben onun için dedim ya bu eftaldir. Eftaller de azdır yani. Çok fazilet kazananlar nadir olur. Ve abdün. Bir adam daha var. Şimdi ikinci kısım. Belki ben buna girebilirim. Kısmen. Razaka rızık verdi. O ona Allah Allah ilmen ilim verdi. Kendimize göre bir şeyler biliyoruz yani. Hani çok büyük Allah can değiliz ama bir şeyler biliyoruz. Velem rızık vermedi ona malen. Mal vermedi. Yani mal malım da yok demeyeyim. Velakin yani işte çalışırsan e bir gelirin geliyor. Ama gelirinden artırabiliyor musun? Artıramıyorsun. Ancak denkliyor. Borçtan da hali kalmıyoruz yani. Borçsuz da kalmıyoruz. E bu durumda hani böyle şimdiki fabrikatörler manasında bir mal durumum yok mesela. Siz de kendinize bakın. İçimizde böyle çok hoca efendi kardeşlerimiz var. Yani hakikaten Allah ilim vermiştir onlara. Hafızı kelamdır, Kur'an'dan nasibi var, fıkıhtan nasibi var falan. Malları yoktur yani işte 2 bin lira, 3 bin lira en fazla bir gelir atlan. Bu zamanda zor geçirir çocukları var. Bu kişiler yani bundan çok bulunur demek istiyorum. Demek ki gibi ikisi olan az. Ama bu ilmi olup da malı olmayan çoktur. Hatta ilmi fakirliğe koydum bu hadisi kutsiyle. Açlığa koydum. İnni vallahu'l ilme fi'l cu'. Ben ilmi açlığa koydum. Ben nasıl yoktu ne İnsanlar da çok doyarsak, sırtımız pek olursa, karnımız tok olursa, yattığımız yer sıcak olursa burada iyi hafız olurum, iyi hoca olurum. Halbuki yan gelip yatarsın. Çünkü neden sıcağı gördün mü? Mafsallah gevşer yani. Ona yemek de var. Oo, oh, oh. bir uyku bastırır. ne Peki Artık arayın bakalım ilmi nasıl bulacaksınız diyor. Yani biz Rize'ye gittiğimizde tamam Resul Hoca Allah selamet versin hocam kendi evinde baktı etti falan ama onu onun da evinin imkanları ona göre. O zamanlar telefon bile yok. Köyde bir tane sabit telefon bile yok. Şehre inmek lazım bir telefon için. Öyle bir zamanlarda yani medresede, oradaki medresede tabii şey vardı yani sabahleyin sıcak su yok, işte ısıtacaksın, edeceksin, namazı kaçırmayayım diye bir kusur icap falan, ondan sonra bitlenirsin, pirelenirsin, bunlar güzel şeyler yani. Ne bakımdan? Fakirlik. Ama o lezzeti bulamıyorum şimdi, 50 tane bana yemek ver yani, oradaki bir patates kızartmasını. Ben şimdi hala 35 senedir unutmamışım mercimek çorbasını. Hemen hemen pilav, mercimek onlar, başka ne olacak? Ama e, yani Aç kalmadı. Köylü de bize çok var. Hocam çok gelir. Yani talebe aç kalmıyordu. Açlık yok. velakin imkansızlıklar vardı bazı kere. Ki biz de yine çok buluyoruz. Bizden evvelkileri anlatıyorlar. Oho Çubaruk Hacı Efendi, Aşık Kutlu Efendi, Acı Dursun Efendi falan o dönemler ondan geriler. O jandarmanın baskınları, kaçak zamanlar falan onlar hepten samanlıklardan samanlıkları gizli gizli okumaklar. un yok, bir şey yok. Bazı gerek kutlu kuraklık var karneyle ekmek verildiği inönü dönemleri olmuş. Yani onlar o zamanlarda da medreselerdekileri düşünmek lazım. Biz yine yedik yani kaç öğün. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizden sonrakiler daha rahat etti. Ondan sonra daha rahat etti. Teknoloji gelişiyor. Tabii karariferler çıktı. Sıcak sular, otomatik şoppenler çıktı. Şimdi doğalgaz. Peki köye gelmemiştir ama genel İstanbul'daki medreseleri şey diyor. Ama ilmin seviyesi düştü. Yani fakirlik zamanında yetişen hocaların kalitesi. E şimdi o zaman 50 hoca, 100 hoca şey ama Cihan Şumul hocalardı var. E şimdi bakıyorsun e, tabii ki 500, 1000, 2000, 3000 bir, bir kere de 100 hoca icazet oluyor. 100 hoca. Çok büyük bir rakam. Yani bu demektir ki genel bütün medreselerde binlerce hocamız yetişiyor elhamdülillah. Ama ilmi seviye düşük. Ya yani çünkü rahatlıkla olmuyor. Ben ilmi açlığa koydum. Belki biz de daha aç kalsaydık, belki biz de daha büyük hoca olacaktık, biraz fazla yedik yine. İnsanlar toklukta arıyorlar, nasıl bulacaklar? Onun için e, burada ilim verdi, mal vermedi. Bu çokları için geçerli olan budur. Yani mal verdiyse zaten ona ilim ekseriyetle vermiyor. Çünkü açlıkta bulunacak ilim. Ama bir kuluna ilim verdi, mal vermedi. Böyle bizim çok hocalarımız şu anda var. Ama fe o kişi ben de mesela bunlardan olabilirim inşallah. Niyet edeyim şimdi siz de edin. Sadikun niyeti. Niyeti çok dürüst. Iş, ameller niyete göre ise ihlasa geleceğiz ya. Niyeti doğru. Niyeti doğru şu demek. Yakulü diyor ki lev enneli ah keşke benim için olsaydı. Malen. Malum olsaydı. Bir bakıyor bir zengine. Tek başına cami yaptı. Bir bakıyor bir zengini yedi katlı medrese yaptı verdi. Var böyle zenginler. Allah razı olsun. Okullarda hayır yok. Her türlü yalan yanlış bilgi var. Besmele yok, amdele yok. Okullarda hayır yok. Ama bir hafızlık medresesi yapsa, orada talebeler okusa, yese içseler, oturup Kur'an ezberlesi. Büyük hayır. Bir kız e, ta, hocalara, kız, kız talebelere medrese yapsa hiç erkek girmeyecek. On sonra erkeklere medrese yapsa dini şeriat ilimlerini tahsil, tefsir, hadis, fıkıh okunsa orada. Yalan dolan hiç öbür okullardaki şeyler olmasa. E bunlar büyük hayır ama adam bir de bakıyorsun tek başına yapıyor. 500 talebe, bin talebelik yer yapabilen var. Onların aylık iaşesini veren mal sahipleri var. Allah hayırlarını artırsın. Allah ecirlerini artırsın. Allah gösterişte muhafaza eylesin. Her yere medreseleri yaymayı nasip etsin. Efendi Hazretlerimizin. E, niyeti, derdi buydu. Buna, buna çalıştı ömrü boyunca ya. Kuş kafesi kadar olsun bir medrese yapın. Tavuk kümesi kadar bir medrese yapın. iki talebe koyun derdi. Her mahalleye derdi bunu. Yani tabi tam dediği şeyler gerçekleşmiş değil. Zaten gerçekleşse Türkiye'de terör olmaz. Gerçekleşse Türkiye'de eşkıyalık olmaz. Gerçekleşse efendim, e, Suriye bile düzelir. Yani buradaki proje gerçekleşse dünyadaki bütün İslam işte, alemi düzelir. Efendi Hazretleri dünya çapında hizmeti düşünüyordu. Ama tabii neredeyse o kadar zenginler. Oraya paralar verdiler, boşuna okullara verdiler, bilmem verdiler. Hizmet dediler, hezimet çıktı. Bilmem ne dediler, iyi Müslüman yetiştireceğiz dediler, gavur çıktı. Ondan sonra vatana millete faydalı adam yetiştireceğiz dediler, vatan haini çıktı falan falan. Milletin 40-50 sene paraları da boşa gitti. Herhalde temizler temizlere, paraları da temiz değilmiş ki temiz yere nasip olmadı, pislere gitti. Ama Efendi Hazretleri'nin buyurduğu şey gerçekleşmiş olsaydı şimdi her mahallede, bir kız bir erkek mezresesi birkaç talebe bile olsa yani Türkiye'nin çehresi değişirdi şu anda. Bu ne rezillik ya. Ama olmayacak demek değil inşallah Efendimiz'in bu şeyi gerçekleşecektir. Zenginlere Allah Teala art akıl fikir verecek inşallah kalplerini hayra çevirecektir. Şimdi bakıyoruz hakikaten ben de duyuyorum böyle birkaç trilyonluk yani. Tabii eski paralel trilyonlar bahsediyorum da. Bir medreseyi yapmış vermiş ya. Bunlara ben rastladım yani bir zengine. E şimdi ben bunu yapacak bir gücüm yok. Ben aydık gelenimle gidenimi denklemeye çalışıyorum. Yani babam zengin zamanında olabilir diye yap, yapıyordu bir şeyler. E şimdi o durumu da yok. Ama şimdi niyet edebiliriz. Yani niyeti dürüst. Ne diyor? لَوَنَّ الْاِمَالِنَا Ah benim de malım olaydı. tu Elbette amel eden bir ameli fulan. Şu felancanın yaptığını ben de yapardım. Ama dürüst ha. Kazanırsa caymayacak. Allah biliyor kazanırsa, parayı gelirse cayar mı? Allah bilir. Celle Celaluhu kalbini bildiği için de niyetini bilir. Niyetini bildiği için sevap mı yazacak, yazmayacak. Onu da bilir. Burada kimseyi kandıramazsın. Niyetin düzgünse Fe bu kişi neyledir? Bir niyeti. Niyetiyledir. Yani Mevla buna ne göre muamele yapacak? İşte kocaman 100, 200, 500 talebelik medreseyi tek başına yapmış. Parasını oraya harcamış. O talebeyi yediriyor, içiriyor. Bu adam bu niyetiyle muamele görecek. Şu ihlasın ve niyetin önemine bak. Çünkü param olsaydı yapacaktım diyor. Fe şimdi bu kadar olabilir mi ya? Adam çalışmış, çabalamış e, iyi paralar elde etmiş. Ondan sonra o parayla kalkmış. Koca bir medrese yapmış. Para yani bu kolay bir şey değil yani. Zor çıkar ayağından et kesmek gibi geliyor diyor adam. Bu mal canın yongasıdır yani insanın içini söker yani. Bu parayı verilmez kolay. Bir trilyon, iki trilyon, beş trilyon veriyorlar ya maşallah Müslümanlardan Medrese yapanlar var. Tamam bu adam ne yapmış? Bu adam da oturmuş. Demiş kurban olduğum yani yemeğim içmem zor denk getiriyorum. Karnımı zor doyuyorum... Benim param yok. Ama benim param keşke olsaydı. Şöyle bir medrese yapıp bu milleti cahillikten kurtarmak için, ehli sünnete hizmet için. Dinimizi, İslam'ı dünya yaymak için, vatanımıza hakim kılmak için hani bu niyetten ben bir medrese yapardım. Mevla da biliyorsun ki sen niyetin dürüst. Yani paran olsaydı yapardın. Mevla bunu doğru böyle diyetin doğruysa bilir zaten. Ne oldu? Aynı o parayı verip yapmış adam neyse ya bu biraz eksik olsun. Yok. Ya o hakikat olsun, bu suret olsun. Yok. Ya bunlar nasıl eşit oluyor? Mevla diyor ki ben niyete bakarım. Bu adam yaptı, bu adam da niyet etti. O zaman ne oldu? Aynı sevabı hak etti. Bu çok büyük bir müjde ya. Bu çok büyük müjde. Şimdi o zaman fakir kaldı mı? E yani ahirette ya işte zenginler hayır yaptı, cami yaptı, çeşme yaptı, hastane yaptı falan. Milleti yedirdi, içirdi. Ne kadar kazandı. Biz zaten dünyada da kaybetmişiz, ahirette de kaybetmiştik. Çünkü neden? Paramız yok, bir hayır yapamıyoruz. E sen burada yanlış fikirdesin. Çünkü bu hadis-i şerif sana diyor ki niyet edebilirsin diyor. Yani Efendi Hazretleri şöyle derdi. allah Teala kimseyi kimseyden aşağı bırakmadı. Yani ona zenginlik verir, sana mal verir, şey, ilim verir, öbürüne takva verir, öbürüne niyet verir. Mevla'nın verdikleri çok. Aza çok verir. Niyete göre amel etmiş verir. Sevabı ye, kat kat katlarım diyor. Onun için bundan daha avanaklık olur mu ki yani? Bir insan zaten parası yok bir şey yok. Tamam anladık. Ee, bir hayır yapamıyor. Ama kalbinden de ya o ah olsaydı da yapsaydım diye niyet bile geçirmiyor. Ya bu bu bedava bir iş bile e, Yapmaktan aciz. Hatta ağzından konuşmak bile gerekmiyor. Niyet kalptedir yani. Böyle bir aciz insanlar var mıdır? Vardır. Çok mudur? Çoktur. Bizim cemaatta da bolca mevcuttur. Yani ekserisi fakirleriz. Fakirdirler. Ben o kadar fakir sınıfa gelmeyi koymayayım ama. Ekserisi muhtaçtır, fakirdir veyahut da zor geçinir. Ama ekserisi de şöyle bir malım olsaydı, amel etseydim de tam bir niyet etmemiştir hala. Halbuki sade niyet. Cebinden bir şey çıkmayacak. Zaten yok ne çıkacak. Ama niyeti bile becerem beceremeyen adamdan daha aciz kimse var mıdır? Onun için illa ilim, ilim, ilim. Sohbet olmasa bu niyeti kimden öğreneceksin? Sohbeti dinlemeyen adam yattığı yerde zarar ediyor. Oturduğu yerde zarar ediyor. Bir sohbeti bir dersi kaçıran ya ne zarar ediyorum? Ya kardeşim içki içmiyorum, kumar oynamıyorum. Yatsı yıkıldım, zikirem. Ama ilimsiz olmaz. Kaçırıyorsun bak niyet öğretti, öğretti sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı bütün dünyayı cami, medrese dolduran zenginlerin hayrı kadar hayır sahibi olacaksın. Eşittir diyor. Sana bak niye diyor diyor burada. E, dinlemedin. Dinlemedin kendi kendine. Oturduğun yerde büyük zarardasın ya. Niye sohbet kaçırıyorsun? Niye hadis-i şerifleri kaçırıyorsun ya? Bu kadar insan ne iş yapar bu saatte hadis dinlemekten daha önemli acaba? Hadis dinlemekten ebedi ahiretini Dünya kadar hayır yapan kadar kazandıracak sana bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niyetinle kazanacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. E sen bunu dinlemiyorsun. Yani hoca olduğun yok, okuduğun yok, okuyacağın yok, vaktin yok. Zaten düşmüşsün dünya telaşına, çoluk çocuğa karışmışsın. Anladık da yarım saat 45 dakika bir hadis dinleyemiyorsun ya. Ve nereden ne anlatacak sana? Kim anlatacak bunları? E bu sohbet yapan hocalar anlatacak. E dinlemiyorsun sohbetleri. Kaat dün geldik üçüncü kula. Bir kul daha var. Razakahu Allah ona rızık Allah verdi. Kim Allah Allah. Malen mal verdi. Üçe geldik. Parası bol. Velem yardu. Rızık vermedi hu ona ilmen. ilmi nasip vermedi. Malı bol, ilmi yok. Çok tehlikeli. Acayip bir durum ya şimdi bu. Yak bir adam şimdi ne yapıyor? Geride anlatılan malını Allah'ın emri üzere harcamıştı. Haramdan kazanmamıştı. Harama harcamamıştı. Stok yapmamıştı falan filan. O adam kazanmıştı gerideki. Bu üçüncü şahıs yak to efendim sağ sola yamuluyor. Yani e, şehvetlerine daldırıyor. Malını haram yerlerde kullanıyor fi malihi malında mal hususunda bu kişi e, yapacağını bilmiyor yani deve kör deve veya da deveye bir hastalık geliyor mesela böyle yalpa yapar sağ sola bu ne oluyor düz gidemez yani bu bu da öyle e, bir yol çizememiş dürüst bir yoldan gidemiyor sağa sola vuruyor fi malin malını harcarken bir gayrı ilim zaten ilmi de yok. ilimsiz yere gidiyor piyangoya veriyor, harama veriyor, zinaya veriyor, içkiye veriyor, kumara veriyor, rüşvete veriyor, faize alıyor, veriyor. Yani malı perişan etti. Ve la teki sakınmıyor fi mal hususunda. Rabbe, Rabbinden sakınmıyor. Zaten ilmi yok. Hani vaaz ediyor mu, etmiyor mu, yapıyor mu, yapmıyor mu? Oradan muaf demeyelim de oradan hariç kaldı öğrenmeliydi gerçi niye öğrenmedin sorarlar adama o ayrı bir şey ama bir malı var bari malda hayır yapsa takva etse ahirette kurtarabilecek ama malı hususunda Allah'tan sakınmıyor ve <laughs> <laughs> ulaştırmıyor fi mal, mal hakkında rahim akraba talukat ilişkilerini de vasfetmiyor anasını sormaz teyzesini sormaz halasını aramaz dayısını aramaz veya kuzenidir veya şudur veya budur senin malın var yani millet aç özellikle bu senin akraban yani yakından başlayarak açılı açılı akrabalar çok önemli. E bu akraba Kur'an-ı Kerim'de devamlı bu geçiyor. Akrabaya verin. Ve itaizil kurba. Bütün cuma hutbelerinde bu okuyor. Allah Teala emrediyor. Allah emru bil adli vel ihsan. Ve itaizil kurba. Yakın akrabalık sahiplerine ver. Yani sende var. Bunda da yok. E senin en başta vermen gerekiyor. Ama bunları da yapmıyor. Ve la alemu bilmiyor, tanımıyor yani. Lillahi Allah'a cifiyye o malda hakka. Hiç Allah'ın hakkını tanımıyor. ya yani ne diyorsun konuşuyorsun diye kırkta bir. Soyguna mı çıktınız ya kırkta bir? Ben kazandım bunu. Sizle mi uğraşacağım? Benim paramı mı soracak? Araç mı istiyorsunuz diyor. Yani Allah'ın mallı da hakkı var. Zekat, sadaka, fitre falan. Hiç ta takdir etmiyor. Fehada işte bu adam bir ehbetil menazili. Bundan pisi yok diyor. Menzilelerin, mertebelerin yani bu adamın yeri neresi sorduğun zaman bun, bunun yerinden, durduğu noktadan daha pis bir nokta yok. Bu demektir ki cehennemde de onun azabından daha büyük azap yok. Durduğu nokta en pis. Yani ateşin en kötü yerine gider bu adam. Çünkü ilim yok. Zaten bir efendim, noksanlık. Mal var. Bir imtihan. İmtihanda kaybediyor malda. Zaten helal aramda bildiği yok. Bu adamdan kötüsü yok. Yani bundan, bundan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Zaten değilizdir yani. Bu şekilde bizim dinleyenlerimizde de bu kadar kötü bir durumda adam yoktur inşallah. Belki ara sıra gelir değişik insanlar da dinler. Allah onları da ıslah eylesin, idat eylesin. Yola çevirsin, kurban oldu. Ve dön dördüncü kula geldik. Bir kul daha vardır. Lem yarzuk, rızık vermedi ona. Allah Allah malen. Mal da vermedi. Ve la ilmen, ilim de vermedi. Bu şimdi ekseriyet bundandır bizim cemaatimiz dinleyenler. Para var mı? Yok. İlmin var mı? O da yok. Ne yapacak bu? Dur bir yol gösteriyor ya. Hemen hemen hama kapılma. Hemen ümidi kesme ya. Yani durumumuz genelde mal da yok, ilim de yok. Ne yapacağız? Bizim cemaate parmak kaldırdı. Yani ekseri buna parmak kaldırır. Genel bu. Fevve yekulü Bu adam da diyor ki Abi burayı kurtaramadık. Burada burada sıkıntı var. Duvara tosladı burası. Neden? Abi mal yoksa mutlaka ilim olması gerekiyor. Yani ilim de de sen de müftü olacak halin yok. Bari dersleri kaçırma, kitapları oku, sohbetleri dinle. O kadar bir ilimde de kurtarabilirsin ya bir iman İslam ilmi gibi itikadı tasih, bir fıkıh, zaruri şeyler. Yani o da olmasa, şimdi bu adamın mal da yok, ilim de yok. Fe bu adam ne diyor biliyor musun? Levenneli malen. Ya diyor ah bir malım olsaydı. Niye diyor? Ya kardeşim içki içemiyoruz. Pahalı şarap alamıyoruz. Bilmem ne viski çok pahalı. Sıkaranın iyisini içemiyoruz. Efendim yani efendim zina demiyoruz. Zina etsek de böyle çok harca alemişlere gidiyoruz. Böyle de, kaliteli bir şeyler bulamıyoruz falan. Böyle bir hesap yapıyor yani. Ah diyor şunun parası var diyor. Dünyada diyor her imkanı var diyor. Ta İtalya'ya gidiyor diyor zina diyor. diyor. Fransa'ya gidiyor şarap içiyor diyor. Yunanistan'a gidiyor tıraş oluyor diyor mesela böyle zenginlerimiz vardı. Var hala uçağdan özel gidiyor tıraş. Yunanistan'da oluyor adamın zevki bu yani. E şimdi bu adam da diyor ki ah bir malım olsaydı le amil tüvi bi ameli fulan. Şu zengin hovardanın hokkabazın neyse yaptıklarını hepsini yapardım diyor. Birini de eksik bırakmazdım diyor. Fe ve bu da bir niyeti niyetiyle hesap görecektir. Feviz ruhuma sevaun. Bunların ikisinin de suçu eşittir. Bu nasıl suçtur? Yani bu adam içki içmedi, içemedi, para yok. Kumar oynayamadı, zina edemedi. Efendim faiz yemedi, bilmem ne irtibat yok ki faiz. Ne gidecek kredi istecek kimse vermez seni. Adın ne soyadın ne bir GVD'ye girerler sıfırı tüketmiş bana kim kredi verir. Yani bir şeyin olacak ki veriyorlar biliyorsun. Bir şeylerin varsa iki de bir de arıyorlar verelim verelim diye. Öbür türlü hadi git ya kapıdan geçme derler. Şimdi bu adam bütün paraları harama harcadı. Bu adamda hiç parası yok ki harcasın. Bu da niyet etti. Neye niyet etti? Ah dedi param olsa da hepsini yapsaydım dedi. Mevla'da böyle ki hepsini yaptın. Ne yazdın buna günah? Aynısı senin defterinde çıkar. dedi. Şimdi bu ilginç bir şey neden? Tezat teşkil eder mi meselesi? Bir sonraki hadis-i şerif yani haftaya pazartesi inşallah dersimizde gelecek hadis-i şerifte de şöyle bir şey var. Yani bunu şer çözüyor işte. Şer olmasaydı şimdi burada ben çuvallayabilirdim. Sindi Hazretleri Allah kabrini nur etsin. O diyor. şimdi öbür hadis şerifte de diyecek ki bir dahaki derste de inşallah gelecek ki bir adam e, idaheme bir şeyiyetin felem yamele ha lem Yani bir kötülük yapmak istedi fakat yapmadı. Bu adama bir şey yazılmaz diyor. Hadis öyle gelecek şimdi. O da sayı hadis. Peki bu hadiste de dedi ki ah malım olsa şu günahları yapsaydım dedi. Bunun günahı eşittir yapanla diyor. Peki öbür hadiste de yapmak istedi, yapmadıysa yazılmaz diyor. İki hadiste sahiptir. Yani öbür hadis-i şerifte Bukhari falan geçiyor. Efendim? E, bu hadis-i şerifte Ahmet İmran Beltirmizi geçiyor. E, ne olacak? Bunlar birbirine zıt düştü mü? Düşmedi. Niye düşmedi? Şerh lazım. Alimler burada izah getiriyor. Diyor ki bir insan bir günah yapmak istediği Niyet etti. Fakat e, azmetmedi. Çok kararlı olmadı. içinden geçirdi. Yapmak da istedi belki. Belki imkanlar denk gelmedi mesela. Allah onu korudu kurtardı. Yapmadı. Buna günah yazılmaz yani. Bu adam zina yapmadı yani. Yazılmaz. Bu öbürü ne? Bu öbürü diyor öyle azimli öyle kasıtlı ki ölene kadar bu fikirden vazgeçmedi. Ölene kadar hiç tevbe etmedi yani niyetinden de tevbe edilir. Daha bir insan bir düşüncede olur. Sonra o düşünceden tevbe eder. Yani ben bu kafayı bıraktım dersin mesela. Yapamıyorsan bile fikri değiştirirsin. Ama bir adam fikri sabit olarak tam azim ve kasıt yani fırsat elime geçtiği anda bir an geri durmam yani. Öyle kasıtlı ve bu azimle ölene kadar sabit kaldı. Asla bir vaaz dinler insan bir şey olur ya estağfurullah ya, yapmamak lazım. Ara sıra bir vazgeçer. Bunda öyle bir şey yok. Bu o kasıtla öldü. O niyetle öldü. Arada hiç bir acabası yok, bir şüphesi yok, belki de yapmam ya, bir dinlemesi yok. Bu adamın niyeti öyle bir şey ki, bizzat eline geçen malın tümünü aynı yerlere harcayıp aynı haramlar isteyecek idi. İşte onun için bu niyetiyle aynı cezayı çeker. Ama Müslüman'ın kalbinden bazı şeyler gelir geçer. Vesvese kabirinden olur. Bunlar suale tabi değil. Allah bundan kulunu mesul etmez. Ee, yani şöyle de durumlar oluyor yani insanın da başına geliyor kurban olduğum Allah'ım diyorsun yani. Hani canım bir günah istiyor ama yani fırsat verme. Yani bu adama bu tabi fırsat vermediği zaman Allah yapmış gibi niye yazılsın? Yani pişmanlık da du duyuyor içinden bir Allah'ın kaderidir tabi herkes günahını işleyecek. O da bir kaderin sırrıdır tabi ama kul kusursuz olmaz, Mevla olmaz. Ama burada Müslüman olan bir insan bir günah yaptığı zaman asla ne yaptım demez. O günah yapsa bile peşinden pişman olur, estağfurullah der veya keşke yapmasaydım der. Ama yine düşer, o ayrı bir şey. Ama bu adamın öyle değil. Bu adam yaptığı zamanda da iyi ki yaptım diyen tip. Olacağını Mevla biliyor niyetten. O niyeti işleme sokuyor. Ama senin durumun öyle mi? Benim durumum öyle mi? Değil. Tabi günahlarımız var. Ha yapmamak için allah Teala Ya Rabbi bana bu günah nasip etme dediğimiz doktorlar var. Şu ortamı meydana getirme, gıybet nasip etme. Ya milletten böyle konuştururken Ya Rabbi bana gevezelik dedikodu nasip etme. Hani niyetim mi o? Benim de o. Ama oluyor dır dır dır, 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 dır bir şeyler konuşuyor. Bir de baktım bir günah kaçtı yani. Ama biz bunu istemedik yani. Bir de Allah'tan engel olmasını da istedik. E peşine de niye yaptım yani? Niye gevezelik et? Mesela üzülüyoruz yani. E bu adama Yapmadığı zaman canının istemesi, içinden geçmesi bunu günah olarak yazdırmaz. Yapmadığı zaman yazdırmaz. Yaptığı bile anda tövbe edince siliniyor da. Yapmadan niye yazsın? Çünkü bu adamın azmi yok. Hem var azim yok. Hemme başka azeme başka. Hem nedir? Bir e, niyettir, bir niyetlenmedir. Azim kararlılıktır. Azimde kastu karar var. Yani bunu en iyi şu cümle daha iyi anlattırdı Mevla benim ağzımdan. Bunu size izah ediyor. Yani burada en iyi şu anlattı bu işi. O yaptığınca yapsaydı parası olup ne yaptım diyecekti. Bu niyet etti ama başına bir iş gelse yapsaydı bile ne kötü yaptım estağfurullah diyecekti. Dolayısıyla bu ikisi de yapamadı. Bu ikisi de yapamadı. Ama birine yapmış gibi yazıldı, birine yapmış gibi yazılmadı. Çünkü niye yazılmadı ona? O pişmanlık duyan kararlı biri değildi. Yapsa bile pişmandı. Ama bu yapamadığına çok üzülüyor. Öbürü de yapamadığına seviniyor. Ben mesela bir günah işleme imkanı elimden kaçınca ben ne diyorum? Elhamdülillah ya bugün bir günah işleyemedik yani. Bir gevezeli edin ve gıybetten kurtulduk. Bir dedikodudan kurtulduk bir şeyden. Ve min el el de. Günah fırsatı bulamasan Allah'ın korumasından diyor hadis-i şerif. Yani bunlar çok önemli. Adam günah yapamadığına üzülüyor. Yani zina yapma teşebbüse bile geçiyor. O arada Allah Teala ona mesela koruyor. Telefon geliyor, bir haber oluyor, bir acil yol tıkanıyor, bir şey oluyor. O imkanı bozuyor. Ama öbür adam ya Rabbi beni kurtardın, korudun diyor. İyi ki yol tıkandı diyor. O kadınla buluşamadım diyor. Elhamdülillah diyor. Böyle çok Müslüman var. Günah yapmak istemiyor ama oluyor işte. İnsanların alışkanlıkları var. Uyuşturucu buna benziyor, hap buna benziyor. Birçok insan Dayanamıyor bir şeyler atıştırıyor. Gençlerimiz Allah kurtarsın. Ama bu adam pişman yani. Allah beni kurtarsın diyor. Ben dayanamıyorum ara sıra diyor böyle diyor. Burnuma çekiyorum ağzıma çekiyorum diyor yani. Onun için burada mesele ne? Bulamadığı zaman ah keşke bulsaydım diyene bulsaydı da iyi ki yaptım diyene yapmasa da yapmış yazılıyor. Ama öbürü niyet etleniyor ama istiyor ama can ister şehvet var nefis ister. Ama o bulamasa seviniyor. Hey Allah'ım kurtardım bu gecede beni bir haramdan diyorsa ve bu adam bulsa bile o işe girseydi bile girecek olsaydı bile peşinden nasıl yaptım ben bu işi Allah affetsin bir daha nasip etmesin diyen bir şuurdaysa o kafadaysa bu adam bunu yapmadığı zaman niye yazılsın? Bu fark çok ince bir şeydir. Ben de bunu bugüne kadar ilk anlatıyorum yani. 40 senedir vaz ediyorum. Farkı ilk çünkü bu şerhi görmeden fark edemezsin. Şersiz konuşan Hadise mana veren zarardadır. Şerhe bakınca ne dedi? Öbür hadisle çelişmez dedi. Bu azimli olan hakkındadır dedi. Buradan tabi Türkçesini geliştirmek Allah bize nasip ediyor. Şerh edebiliyoruz size. Anlayacağınız dilden bu büyük bir ilimdir. Bu ilmi muhafaza edin. Resulullah Ebu sallallahu aleyhi ve size bir hadis söylüyorum şimdi. Bunu unutmayın belli dedi. Hepimize ezberleyebilen mollalara, talebelere, kız erkek metnini ezberlesinler. Birbirine okusunlar. Kırık kırık mana versinler sohbet etsinler. Herkes bu hadis şeriften sohbet etsinler. Biz de unutmayalım. Allah'ım unutturmasın. Fazl-ı keremiyle kurban olduğum hem ilim hem mal verdiğin bahtiyarlar zümresine cümlemizi ilhak eyle. Amin. Salli ala seyna Muhammed ve ala ala şenem. Ya Rabbi mal yazmadıysan da zenginlik yazmadıysan da o zaman ilimsiz kalmaktan cümlemizi muhafaza ile. Hiç olmazsa dünyada da ahirette de bu ilim sayesinde yolumuzu görürüz, ahiretimizi kazanırız. Bizi din ilminden mahrum eyleme, sahih itikattan mahrum eyleme ya Rabbi. Bununla beraber kimseye de muhtaç eyleme ya Rabbel alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. muhammedu ala ala sallam. Teslimen kesiyonu ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.